Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hakikat ve doğru bir tane değildir. Esma dedince ve esmanın nihayetsiz meratibi kadar hakikat vardır. Yanlış ve haram ve küfür tektir. Orada şirktir, inkardır. Allah bu hakikatların ve doğruların nihayetsiz meratibi kadar esmanın meratiplerini bize mazhar eylesin ve yolumuza refik eylesin inşallah. Bunu söylettiren esmanın hürmetine onu vesile yapıyoruz. Duamızı Allah kabul eylesin. Rızası dairesine hareket ettirsin. Bugün ayın kaç abiler? 27.06.2021 Pazar günü. Kaçta Dima kaç oluyor? 162. 162. Dersimiz emir, emr, evamir. Sonra evamiri tekviniye. Bunlar hayatımızın içerikleri. Emir şuradan tanıdık gelmesi lazım size. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin'den gelmesi lazım. Lef-i Mahfuz'un iki dairesi var, iki tane. Bir İmam-ı Lef-i Mahfuz'un İmam-ı Mubin, bir de Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin mazi ve müstakbeldir. Kitab-ı Mubin hazır zamana nazırdır. İmam-ı Mubin emir ilimdir. Emir, işte bu emir. Kitab-ı Mubin, kudret irade. İrade ve kudrettir. Canlı yayında olanlar, dersim geliyor mu abi? Sorun var mı? Yoksa devam edeceğim. Problem yok abi. Tamam. İmam-ı Mubin'deki emir ilimi, emire hiç dokunulmamış. Ben de dahil. Bir yerde de duymadım. Ama olmadığına delalet etmez. Bilmiyorum ben. Emir ilk defa duyacağımız bir derstir. Emir niçin dokunulmamış? Çünkü subut-ı sıfattan sen basar kelam, kudret, hayat, ilim, kelam. Emir yok. Zat-ı sıfata gel. Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bi nefs, tekvin. Yedi tabu. Orada da yok. Bu kim ya? Bu kim yani? Bu emir hazretleri kim? İmam-ı Mübin'de. İmam-ı Lef-i Mahfuz'un defterleri olan iki defteri. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Lef-i Mahfuz'un defteri. Üçü hep sıfat. İlim sıfattır. Subut-ı sıfat. Kudret de, irade de subut-ı sıfat. Şunu kastediyorum. Kitab-ı Mübin, kudret irade. İrade kudret mi? Subut-ı sıfattan. İmam-ı Mübin, emir ilim. İlim subut-ı sıfattan. Emir kim yani bu? Bu adam kim? Orada ne işi var? Subut-ı sıfatta yok. Zat-ı sıfatta yok. Esma'da diyeceksin ama kategori itibariyle seviyesi esma olacağı yok. Çünkü ilim, irade, kudret sıfattan. Yani bu nasıl olacak da bunu esma koyacaksın aralarına? Zuhuratlar esmadır. Abi özür dilerim ama dersi bölmek istemiyorum ama bu temel üzerinde gidersek şahsım için yani biraz şey olacak. Şimdi İmam bin başka yerde geçiyor mu? Ben bulamadım da. İlim ve emri ilahi diye geçiyor. Emir geçmiyor. Emir İmam bin içinde olamaz diye düşünüyorum. Çünkü çok daha üst, yukarılarda bir yerde. Ama emri ilahi olarak geçiyor. Yani emirin açılımı var. Geçiyor. Emir diye geçiyor. Var mı abi? Var. Nerede? Emir ilim. Emir diye geçiyor. Şaşiye'de şeyde geçiyor. Çünkü sözlerde şey diyor, ilim ve emri ilahinin diyor ünvanıdır diyor.
Emir olarak da geçiyor. Bak, emir olarak da geçiyor. Emir de var. Mesela metinlerde de göreceğiz, emir var yani. Şimdi ben ilk önce lügatları ile gideyim. İlk önce ilim geçmez. Emir ilim diye geçer. Emir ilim. Haşiyede. Nerede? Hangi haşiyede? Neyin haşiyesinde? 30. sözde galiba. 510 muydu? 510 mu? Oralarda veya. Böyle İmam-ı Bin kitabın bu bini anlatıyor. Ben şimdi lügata şey yapayım, onu şey yaparız. Yeri gelince gitsin. Lügat manası emir, emr, evamir. İş buyurma, buyurulan şey, madde, husus, hadise. Lügat bu. Evamir, emirler, çoğul yani. Emredilenler, vazifeler, emrin çoğulu, evamir. Emrin çoğulu. Evamir-i tekviniye ne demek? Tekvine ait emirler. Evamir-i tekviniye. Tekvine ait emirler. Fıtrat mesela nedir o? Evamir-i tekviniye, tekvine ait emirler. Nedir o? Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meylani nübuf, yani çekirdekteki ağaç olma meyli der, ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim, biiznillâ olur, doğru söyler. Bir avuç su, meylan incimat ile demiri parçalar. Şu meylanlar, yani bir avuç su, hatır bak avuç suyu hayal edin, demir koca motor bloğunu parçalıyor. Ya yani suya bak, nasıl parçalıyor? Bir demir. Bir de ben sümbürleneceğim diye bir çekirdekte meyil var. Çekirdeğe mesela yumurta, kuş, tohumlardaki ağaç. Şu meyil anlar neymiş? İradeden gelen evamir-i tekvinin tecellileridir, cilveleridir. Mektubat 121. Bunlar iradeden geliyormuş. İradeden gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir. İradeden evamir-i tekviniye geliyor. Evamir-i tekviniye de tohum, çekirdek, nutfe yaratıyor. Yani iradeden evamir-i tekviniye, evamir-i tekviniyeden çekirdekleri yaratıyor. Bu lügatta gideceğiz abiler. Emri tekvini yaratılışa ait ilahi kanun ve nizam. Bana ait değil bunlar, lügat. Bir daha. Emri tekvini, biraz önceki evamili tekviniyeydi. Bu emri tekvini. Yaratılışa ait ilahi kanun ve nizam. Tekvine ait işler, hadiseler, maddeler, fitri kanunlar ve adetullah'a tazamun ettiği emirler. Mesela ilmin it'ası manen ameli emrediyor. Bu emri tekvini yani. Zekanın it'ası verilmesi ilmi emrediyor. İstidadın bulunması zekayı, aklın verilmesi marifetullah'ı, kudretin verilmesi çalışmayı, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvinen emrediyor. İşaret edeceğiz 174. Evamir-i tekvine bize bakan yön, emri tekvine Allah canibindeki yönttür. Normalde çoğul değil mi? Onun tekvini çoğulu. Çoğulu, fakat şöyle bir şey var. İşte kullandığı yerde iradeden gelen evamir-i tekvine. Evamir zaten çokul ya tekin. Evamir-i tekvineden de tohumu yapmış. Fakat manevi soyut şeylerde evamir-i tekvine kullanılıyor. Soyut şeylerde emri tekvini, somut şeylerde evamiri tekviniye yönü veriliyor. Soyutla somut. Manevi taraflara. Mesela
diyelim ki evamiri tekviniyi kullanırken kullandığı bir avuç su demiri parçalaması, bir tohumun ağaç olması. Burada evamiri tekviniyi kullanırken, bu somuttur, emri tekviniyi kullanırken ilmin verilmesi ameli, zekanın verilmesi ilmi, istidadın bulunması zekayı, aklın verilmesi marifetullah'a, kudretin verilmesi çalışmayı, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvine manen zaten. Emri tekvini soyut kavramlarda kullanılıyor. Evamiri tekvini somut kavramlarda kullanılıyor. Şeye benziyor bu. Mesela mane ismi anay harfi de öyle. Bir mevcudat yönüne. Vücut yönüne. Cenab-ı Hak yönüne bak. Evet. Evamiri tekvini sistem, bu sistemin işlemesine başlangıç yapan emri tekvini desek. Yani öyle olacak zaten. Bir emiri anlayacağız. Emri tekvini anlayacağız. Sonra evamiri tekvini anlayacağız. Aslında hem emir var hem tekvin var. Evet. İki tane var. Hem emir var hem tekvin var. Muamma. İkisi de muamma ve sen sonra geldi, mukaddeme yapmıştım, şöyle geçmişti, bir daha şey yapayım. İmam, yani biz emiri, emri tekvini, emri ilahi, emri ezeli, emri rabbani, üç tane kullanıyor. Bu İmam-ı Mübin'den hatırlayalım bu emiri. Emir ilim, Kitab-ı Mübin, irade kudret. Bu emiri ben dahil, ben başkasını bilmiyorum, hiç dokunulmamış bu emire, kapı çalıyor, hiç dokunulmamış. Yani emir nedir? Mesela subut-u sıfattan değil. Ama diğer üç tanesi subut-u sıfattan. İlim, kudret, irade, subut. Zat-ı sıfatı saydım. Orada da yedi tane de bu yok. Kim bu adam? Ha? Emri tekviniye zaten manen ve tekvinen emrediyor diyor. Evet. Şimdi yani mevcudun fıtratı ne dedi? Mesela emri tekvini nedir? Bak mevcudun, bu benim şeyim. Mevcudun fıtratı. Olmaya karşı meyil. Olmaya karşı meyil. Su ıslatır. Ateş yakar. Bunun gibi. Yaratılışa ait kanunlar, nizamlar, tekvine dair hadiseler, maddeler. Uygulaması ise şöyle. İlmin ne olduğunu bilmiyorum ama içsel alemimde ameli emrediyor, emreden güç. İçsel ve dışsal birbirlerini iktiza etmeleri. Aklın verilmesi marifetullah. Emri tekvininden konuşuyoruz. Kudretin verilmesi ameli, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvinen emrediyor. Manen insanda, tekvinen kainatta demektir. Manen ve tekvinen. Kainatta. Yani tekvini zatı sıfat olmakla beraber kainata da tekvin deniliyor. Tekvin kevni yani. Yaratılmış, vücuda dönüşmüş. Aynı zamanda mevcut. Tamam. Gideceğiz abiler, bununla çalışacağız herhalde. Bu çok yeni bir kavram olduğu için hepimiz meraklıyız buna. Emri tekvini, bir emir var bir de tekvini var. Bir zatı sıfatı hatırlatıyor, bir de kainata ait. Tekvin kainatı da kullanıyor. Somut kullandığı zaman emri tekvini, kainat kastediliyor oradaki tekvin. Soyut kullanıldığı zaman o tekvin zatı sıfatı kullanılıyor. Soyut kavramlarda kaynak söylüyor. Yani bizim alıştığımız lisanla mevcutla vücut gibi. Somutlarda mevcut, soyutlarda vücut kullanılıyor. Abi yeri midir bilmiyorum ama Rahman ve Rahim. Rahman gibi. Somut.
Somuta bak. Rahim. Soyuta bak. Soyut oluyor değil mi? Evet. Yani acıyan ve şefkat edin. Yani besmele sanki ikisini de tazammül ediyor. Evet. Aynen öyle. Zaten emir üç tanedir. Üç şekilde kendisini ifade ediyor. Eylemsel itibariyle. Kullanıyoruz bir Rabbinnas, Melikinnas, İlahinnas. Emri ilahi, emri Rabbani, emri ezeli diye. Çok ilginçtir. Çok ilginç ama. Yani bu emir kullanıyor. Çok acayip. Bu yeni bir tabir. Lugatta olmaz kardeşim bu. Nasıl ki illet-i tam'e lugatla yapıldı. Senelerce bizi, mesela beni en az 20 senemi aldı. İllet-i tam'e lugattaki tabirle benim en az 20 senemi aldı 7. İllet-i tam'e lugatta bakın görürsünüz 4'tür. İlle-i failiye. Failin varlığı. Fail Allah. İlleti tam. 2. Onun illeyi gayesi. Onun illeyi yapacağı şeyin suriye. Sureti. İlleyi maddiye. Böyle. Kader risalesinde illeti tamet 3'tür. Vücub, lüzum, zaruret. Bu bizi neye götürüyor? İlim, irade, kudret. Cemi, kelam. Yani korkunç bir şey var. İllet-i tam. Külliyatı külliyatla izah etmek. Şimdi evamir-i tekviniye, emri tekvini, emir. Bu imam-ı mubin, yani bu üstümüz açılacak. Yani bu tabirler, ilmi şöyle zannediyoruz. Yani bir bilgi. Bildim. İşte kabirde malzeme kullanacağım ilmin. Haşirde teraziye konulacak. Cennette hurya dediğini veya bir baklava çeşitlerine sebep olacak. Dünyada da psikolojimi düzeltecek. Hep kullanılandır. İlim böyle zannedilmiş. İlim odur yani. Sen ona dönüşüyorsun. Öyle kullanılan değil. Ona dönüşmektir. Üstünün açılması, mesela çekirdeğin ağaç olması ilimdir. Şimdi bu derslerle bir şey yüklenmek değil, yüklendiğimizin farkındalığıyla üzerimizdeki battaniyenin kalkması ve ona dönüşmektir. O olmaktır. Bu perdeyi, şu müstebilit istibdat perdesi, ne hangi istibdat? Şu mevcudatın bize dayattığı rüzgar eser, güneş olur, ölüm olur, doğmalar olur, acıkırız, zengin oluruz. Allarız. Bunlar hep bize dayatılmış. Bunları kaldırıp asli ile tanışmak. Yani ben ne olduğumu bilmek ne getirecek? Benim olmadıklarını, ben olmadıklarımı anlamaktır. Ben neyimle, ben ne değilim? Ben kendimi tanıdıkça yanlış o sahiplenmeler, vücut vermeler, altına girmeler, olayların hepsinin hakikaten Esma'nın cilvelerinden ibaret olduğunu, asıl olmadıklarını, bizi gizlediğini, örttüğünü, kapladığını, kapsadığını, biz bu değiliz. Biz bu dünyayı böyle ilimle bir şeyi çözmek zannediyoruz. İlimle çözülmektir. İlim neydi? Her şeyin. Bak her şeyde ne hatırına geliyorsa ben diyelim. Her şeyin yani ben. Her şeyden bir tanesi benim. Her şeyini her şeyle irtibatını bilmekten hasıl olan vücudu olan farkındalık. Yani ilim diyeceğim. İlim böyle bir bilgi zannediyoruz. Yani ona dönüşmektir yani. Dönüşülmeyen bilgidir, hamaldır. Kur'an tabiriyle kitap yüklü merkeptir. İlim kullanılan değil, ona dönüşmektir. İlim. Şimdi tekvin zatı sıfattan olup lugatı var etmek, meydana getirmek Adem'den vücuda getirmesine icat etmesiymiş.
Adem. Ayet, ayetler çoğul. Allah'ın sıfat ve kudreti hakkında görülen aşikar deliller, burhanlar, menziller, mekanlar. Bu lugatta abiler. Ne konuştuk? Ayet nedir? Allah'ın ayetleri, burhan, delil, Allah'ı tanımlayan. İlimden konuştuk. Bitti yani lugat. Şimdi geçeceğim. Tekvini konuştuk. Allah'ın zatı sıfatı olup meydana getirmek. Yani vücuda çıkartmak Adem'den. Sonra şeyi konuştuk. Manen insandır, tekvinen kainattır. Emri tekvini konuştuk. Soyut kavramlar için kullanılır külliyatta, soyut. Evamiri tekvini somut kavramlar için kullanılır. Bu mane ismi, mane harfi kadar mühimdir külliyatı anlamak adına. Bu kavramlar çözülmesi lazım ki kader de göreceksiniz ki çok ilginçmiş yani. Çok iyi çünkü nazarı kader, bedi'i kader. Nazarı kader, İmam Mubin, bedi'i kader, Kitab-ı Mubin. Bunu anlamak için emiri anlamadım ki daha. İlmi anladım. İrade-i kudreti anladım. Emiri anlamadım. Emir anlaşılması gerekiyordu. Dolayısıyla emir, evamir çoğul dedik. Burada soracağınız bir şey yok. Ben ne kadar sayfa olduğunu söyleyeceğim. Fakat o sayfaları, çalışmaları, harmanlamalarımda bahsetmeyeceğim. Zamanımızı almayacağız. Çalışmışım. O çalışmalarımı mesela diyelim ki 116 sayfa tutmuş. Ben bunu kulasalandırdım derse ait 8 sayfa. Ha, merak edilecekse, "Aa bu nasıl olur mu ya?" falan dediğimiz yerde onun hemen altına şöyle düşmüş, size gönderdim. Diyelim ki sözler 510 tire 93. Yani sözler 550'deki mevzuyu defterin 93. sayfasında o çalışılmış. Altından, üstünden, sağından, solundan bakılmış, edilmiş, hurda haş edilmiş. Orada. Görmek istersek oraya bakacağız. Ama o benim boğuşmalarımdan sizden bahsetmeyeceğim. Size öz vermek istiyorum. Ama bu Allah Allah böyle mi ya denildiği zaman boğuşmalara, harmanlamalara, çatışmalara, çalışmalara geçebileceğiz. Mesela ben şimdi size gönderdiğim kadarıyla nerede? Sayfa 105. Meclis-i Nurani'ye gönderdim. Meclis-i Nurani'den başka bu canlı yayında kimse yoktur. Onu da bilin. Ne Dima var, ne Mecul vardır. Bu derse herkesi muhatap almıyoruz. Lugata indiriyorlar, şey yapıyorlar. Aslında abi, efendim abi. Emir, halk, evamir icap olabilir mi? Ha, ona geçecek işte. Ona gelecek çünkü bak nasıl Fıtrat'ın söylüyor. Mesela emri tekvini hilkattır. Emri tekvini soyut kavramdır. Evamiri tekvini fıtrattır. Buyum yani. Birisi yok iken yaratılmaktır. Var olmak. Diğeri de var olanlar var. Mesela bardak, kiraz, bilgisayar, kalem. Ama bunlar içinde ben benim. Bu evamiri tekvini. Ben olma. Birisi fıtrat, acayip kavramlara girecek bu konu. Yani çok acayip işlenmemiş bir yol bu. Yani evamiri tekviniye, İmam-ı Mubin'deki emir, emri tekvini bu kavram açılacak inşallah. Açıldıkça göreceksiniz ki dünyaya bakışınızda, Risale'deki diğer bunlarla bağlı, alakalı olan kavramlar da çok harika üst açılacak. Nasıl ki o illeti tame ile ne kadar sıkıntı çekmişiz, külliyatın tabiriyle külliyatı anlamak. Külliyatla evamiri tekvini nedir? Lugatı söyledim kardeş. Daha bu çalışma olur. Kaç ay çalışmışız? Arkadaşlar, ilk 23.02.2021 Tepecik'te başlamışım. İkinci ayın 23'ü ne yapar bugünle? 4 gün, 4 ay. 4 ay çalışmışım.
İnşallah en fazla 2-3 haftada bunu vereceğiz. 3 saat. 4 ay. Ve yani beraber bulunduğumuz kardeşler de şahit ki çok kummalı çalıştım yani. Yani böyle de olmaz. Yani yanlış, ben onu beğenmiyorum. Yani şey için demiyorum, bir şey yüceltmek demiyorum. Yani bu kadar da bir şeyin üzerine böyle biraz aiste gidilir. Ama fazla şey yaptım. Yani yoğurt yiyip beni felç etmesine rağmen, yoğurt beni uyku yapar, felç eder yani. Ameliyatta onu kullansa yeter tabiri caizse. Sofradan kalkıp masama oturdum, o kadar kendimi vermişim ki yoğurt bile beni uyutamadı. Rabbim şahit. Ha, ayet-i tekvinin okuyayım da. Ayetler Allah'ın sıfat ve kudreti hakkında görülen aşikar deliller. Bu. Buranlar, menziller, mekanlar. Tamam. Bu vücuda çıkmış. Tamam. Ama evamiri tekviniye iyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil, yani yazılım, fıtrat, daha vücuda çıkmamış. Ama mahluk, yazılım. Bu ayat. Şimdi... Şeydeki de Hasan abi, İmam-ı Mübin'deki emirde, emir tekvininden farklı değil mi? Farklı. Farklı. Sanki biraz konuşurken aynıymış gibi konuştuk. Yani emri tekvini vücuda bakar diyerek sanki emirle aynı şey gibi dedik ama farklı olması lazım. Evet, farklı. Şimdi vücut haricilerle mahluk, aynı vücut haricilerle yiyen mahluk mu olmuş oluyor? Mahluk, evet öyle diyor. Mahluk. Vücut haricilerle mahluk. Yani mahluk ne demek biliyor musun? Kudret taalluk ettiği her şey mahluktur. İnternet mi koptu arkadaşlar? Canlı yayındakiler. Erdinç. Yok abi, ha tamam, Erdinç bir şey oldu da. Şimdi bir şeye kudret taalluk ederse mahluktur. Kudret taalluk etmezse ilmi vücuttur. Tamam. Şimdi ben 105. sayfa 105. sayfadan size gönderdim. Oradan açarsınız. Şimdi okuyorum abiler. Hulasa ediyorum. Kaç sayfa? Bir yaprak. Şey yaprak değil, sayfa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Ama kendisi yaklaşık olarak 98 sayfa okunmuş. Hasan abi, şimdi bir şey sorabilir miyim? Şimdi... Şurada 98'de bir şey yazmışsınız abi. Bazen kudret aynı emir makamında, bazen de emir kudret makamında kullanılıyor demişsiniz. Şimdi emir aynı kudret, kudret aynı emir oluyor. Evet, 25. sözde de kullanıyor. Peki abi, kudret deyince aslında evamir, yani somut tarafı, emir deyince soyut tarafı olması lazım. Yani bu aynı şeyin farklı iki yönünü bahsetmek anlamında mı diyorsun? Kudret soyutta kullanıyor. Emirleri ise soyutta kullanıyor. Tamam mı? Aynı bir telefona dakika. Bakarken aynı telefonun soyut tarafını aldığı dalgaları vücut tarafı, soyut tarafı emir kullanılıyor. Emri tekviniler böyle kullanılıyor. Vücuda çıkmış mevcut olmuş. Bu tarafa, somut tarafına kudret kullanılıyor. Delilimiz şöyle, en sıradan olsun. Hazır zamana bakan kitab-ı mübin, kudret ve irade. Hazır. Mazi ve mustakbel, manevi hayat, mazi ve mustakbel, soyuttur. Yani soyuttur derken, mahluktur, mazi mahluktur ama vücuttur, mevcut değil şu anda. Onda emir kullanılıyor. Emir, ilim kullanılıyor. Anladın mı bak şimdi, gördün mü? Şimdi 105'i açtık mı abiler? Hasan abi, Gafur abinin sesi gelmiyor yalnız. Gafur'un sesi gelmiyorsa... Biraz daha yaklaştın. Yok. Yani şöyle bir şey dediler. Onu şöyle yapayım ben. Bilgisayarıma... Mehmet, koltuğun altında bilgisayar var. Tamam mı abi?
o bilgisayar da değil. Kapının hemen yanında çantam var. Çantanın yok öteki hemen kapının arkasında benim odada. Masanın üzerinde kitaplığın arkasında çanta var. Tuttum var ya. Bir en üstten birinci fermuar değil ikinci fermuarı aç. Orada kablo göreceksin. Bunu takayım da madem kardeş de dedi işte o kardeş Isparta'da o ses daha şey gelsin size. Hemen konuşayım, idare edin. O kablo şey kulaklığı takayım daha iyi gelir gibi gelir. Hadi bakalım. Şimdi 105. sayfa defterin emir, evamir, hulasaları bu. Lugatını okuduk. Şimdi giriyorum. Hazır mıyız abi? Öz ve öz. Kader, kaderin kanunudur. Emri tekvini. Kaderin kanunudur. Vücudu ilimleri var. Vücudu haricileri yok. Emri tekvini, vücudu ilmisi var. Vücudu haricisi yoktur. Kader kanunu gibi. Sayfa 71'de var. Bu sayfa eğer merak eden ki merak edersiniz. Dersten sonra bir kardeşimiz bu 119 sayfayı bundan 20 sayfa çık ben size göndermişsem 100 sayfayı çeksin göndersin meclisin orada mağazınız olsun. Ben üşenmedim yazdım siz de çekin yazın. Tamam. Demek ki kaderin kanunudur emri tekvini. Bir sıfatı bu. Daha bu acaba kaderin kanunu emri tekvini ama evveli midir, ahiri midir, zahiri midir, batınlısıdır. Onu daha kesin oturmamış. Tamam mı? Bir daha bir şeyin evveli var, ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Yani bir şeyin sureti var, gir içeriye. Kanuniyeti var, gir içeriye. Hakikati var, gir içeriye. Mahiyeti. Bunlar formüldür. Arkadaşlar bugün ben varım, yarın yokum. Siz de öyle olacaksınız. Ama siz olun. Risalelerde, ya lemalarda böyle geçiyor, şualarda böyle geçiyor. Mektubatta böyle. Allah Allah. Sözlerde böyle değil ya. Çatışır, çelişir gibi olursa unutmayın. Bu formülleri kullanın. Her şeyin ya evveline çekirdek, ağacın kökündeki çekirdek, ya ahiri, meyvedeki çekirdeğine, ya ağacın zahirisi, ya ağacın batınısı. Veya her şeyin bir sureti var. Eylemdedir. Simadadır, eylemdedir. Kanuniyeti var, içeridedir. Hakikati esmadır, kattedir. Mahiyeti sıfattadır, ruhtadır. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim abi. Mehmet abi gene çalışacak da. Dimardan çabuk söyleyeyim. Sanki böyle kader-i ilahi, kader, emri tekvini, evamiri tekviniye sanki abi böyle bir mahiyet, hakikat, kanuniyet, suret gibi dizilmiş oluyor diyeceğim ama. O hani bu hakikatler ne biliyor musun? Mesela bakışın ve gördüğünüz gibi bir bakarsın. Niye söyledim? Kaderin kanunudur emri tekvini. Ama acaba bu kader kanunu sonuç olarak mı söyledi? Meyve gibi baş olarak mı söyledi? Gidi daha yürüdükçe gözükecek. Ama oturacak bunlar hep. Sese yazdım ben ama evamir tekviniyenin sureti hayat-ı tekviniye, kanuniyeti emri tekvini, hakikati kader, mahiyeti emri ilahi, şey irade-i ilahiye diye yazmıştık abi. Kader, bulamadın mı? Hakikati, emri tekvini de kanuniyetidir. Yani kanun dediniz ya. Tamam. Sen istersen bunu yaz, biz çalışmaya gidelim. Onlar bakayım. O polisiyenin verdiği kardeş o mudur? Evet. Pili var mıdır inşallah bak bakayım. Bak, şimdi küçük piller var ama pili olmasa için var mı? Şu anda yok yerimize yani. Öyle mi? Elimizde ama yok mu? Ama içinde var yerim. İçinde varsa aç bakalım. Ses geliyor mu bakalım? Bir konuş bakayım. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor mu arkadaşlar? Geliyor mu sesim? Size ses lazım değil çünkü hiçbiriniz cevap vermiyorsunuz. Tamam. Ver, ya verirler ya. Bunlar şey ya. Ver.
Anında olmuyor abi. Ver o zaman, ver, bir daha yapayım. Ya bir soru soruyorum, cevap vermiyorlar. Kapalıyken tuşa tıklıyorsun. Ya canlı da dersi dinleyen adam ne var? Tak basacak da. Panik oluyor, açmaya çalışıyorsun. Hadi bakalım, ver. Sesim geliyor mu? Evde çarp, ses geliyor. Yani insan da rahatsız oluyor da cevap vermeyince. İşte sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Bak şimdi, şey yazıyor. Hasan abi, Mehmet abinin sesim geliyor mu? Baktığı nasıl da belli oluyor, görüyor musunuz abi? Geliyor diyor. Siz dişe bakar mısınız? Geliyor mu diyor? Erdem çarpım geliyor diyor. He? Erdem çarpım geliyor ya. Geliyor mu diyor? Tamam. Tam da bir tanesi şimdi Allah'ın kulu sesi atsa da geliyor dese olmaz mı? Siz oraya takınca acaba ses... Ver bak. Bir dakika şunu açayım abi, siz konuşun. Yok açma, açmaya gerek yok. Bir deneyelim yoksa... Geliyor diyor. Abi sen hoparlörü kapattığın için abi, ondan sesi gelmiyor. Yok ben kapatmadım ki. Ver bakalım. Alo. 1-2-3. Abi mikrofonu taktım. Şurada düğme de var, düğme de. Dur bakayım ne yazmışlar. Şu anda. Abi ses keseydi ya. Şuradan biraz dedik. Ha, benim ses, onların sesi gelmiyor. Onu açtın mı? Açık. Yeşil. Yeşil. Peki şimdi bakıyorum. Şu anda hiç gelmiyor galiba. Yeşile basıyorum. Oradan konuşuyorlar, buraya ses gelmiyor. Konuşuyorlar ama ses, buraya ses gelmez. Tabii konuşuyorlarmış orada. Yani bu ihtiyaç hariçten benim sesim geliyorsa... Ondan dolayı gelmiyor onların sesi. İşte attın ya sen. Nasıl yapacağız? Artık yapacak bir şey yok. Ben şu anda daha iyi. Hasan abi, siz o sesi mikrofona taktığınız zaman bizim sesimiz size gelmiyor. Biz dedik ama siz bizi duymadınız. Tamam. Bizim sesi almıyor bu sefer. Tamam. Biz dedik ses geliyor ama size gelmiyor bu sefer bizim sesimiz. Allah Allah. Sizin sesiniz gidiyor, onu söyle. Enteresan bir şey oldu yani. Biz böyle devam edelim abi, sıkıntı yok. Mikrofonsuz tamam. Devam edelim ya. Tamam. Bu sefer siz duymayacaksınız. Tabii. Tamam. Tamam. Hadi. Şimdi şeyi denedim ben. O mikro, şu kamerayı çevirin, güzel yapın. Bak ters gözüküyor. Onu takan adam meşgul olsun. Olmadı, ters gözüküyor. Şu an ters mi abi? Evet, bak kamerada bir ters gözüküyor. Çevir çevir çevir. Ha çevir 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 çevir. Tamam tamam, olmadı. Ya yani biraz çevir. Elinizi abi çevir. Sizi doğru görüyoruz. Otomatik döndürme yansıtıyor. Çevirsene onu. Bunlar bize doğru geliyor diyor ama. Tamam. Canlı yayındaki canlı. Ha bunu halletsinle ki benim zihnim dağılmasın çünkü kafaya evet. Şey yapamam. Bir çevirir misin sen? Şöyle. Çevir bakayım, ben sana tamam diyeceğim. Yavaş. Tamam öyle. Ha öyle. Ha o şekilde koyacaksın. Tamam mı? Ama düzelt. Tamam, o Mehmet kardeşin yazdısını göster onu. Sen İbrahim hallet. Tamam mı? Ben daha kopyayım yani. Yazmış. Tamam ben kopuyorum. Efendim abi. Ha şu şey mi? Diyor ki bu icma mı var? Bunda diyorsa müştehit birisi yazdı diyor. Evamiri Tekviniye'nin. Yani defteri yazıp biraz sonra silmeyelim tekrar yani. Tamam. Ben yazdım size. Sureti. Anlaşıldı mı öz yani? Hayat-ı Tekviniye. Emri Tekvini. Hakikat-ı Kader. İrade-i İlahiye. Bakalım abi gidelim. Emri Tekvini seninle alakası yok. Emri Tekvini seninle alakası yok. Her şeyin fıtrat-ı asliyesi ilahi kanun ve nizammış. Sayfa 70'te izah anlatıyor. Bir daha. Emri tekvini bizimle alakası yok. Her şeyin fıtrat-ı asliyesiymiş. İlahi kanun ve nizammış. Bunu tek tek yazabilirsiniz. Hasan abi, özür diliyorum. Kar yağdırılıyor. He. Bir de kar yağıyor. He. Şimdi bunların kullanımında, her ikisinin kullanımında da bir sıkıntı var mı? Var, bir tanesinde var. Bir tanesinde var mı abi? Var. Peki biri bunun evamiri tekvini değil mi abi? Bizi bakan tarafı değil mi? Kar yağıyor demek yani şey mi oluyor acaba? Kar yağar deyince zahirde anlaşılan faizsiz fiil oluyor.
faili yok, fiil var. Sorunlu yani, sıkıntılı. Failsiz fiil. Emri tekvinin içerisinde ne var? Karpuz gibi yarsak. Kudret, irade, ilim, emir. Bu önceki cümleyi bir daha söyler misiniz abi ya? Bizimle alakası yoktan sonraki. Fıtrat-ı asliyesi ilahi kanun ve nizam. Hangi? Ben bir daha söyleyeyim. Emri tekvinin seninle alakası yok. Seninle alakası yok. Her şeyin fıtrat-ı asliyesi ilahi kanun ve nizam. Emri tekvinin seninle alakası yok. Yani Allah canibi kastediliyor. Emri tekvini kudreti, iradeyi, ilmi, emri tazamun ediyor. Bu bizi neyi hatırlatıyor? Kudreti, irade, kitab-ı mübin. Ben bunu yazmam lazım. Bu çünkü önemli bu. Kitab-ı mübini, imam-ı mübini cem ediyor. Hemen bu gözükmesi lazım. Anlatımla da olmaz bu. Göz lazım. Şöyle yapsam. Kudret, irade, ilim, emir. Tazamun ediyor. Ediyor. Şimdi bu bize neye götürecek? Şuraya. Şu ikisi. Neyi hatırlatıyor? Bu Kitab-ı Mubin'in. Bu imamın. Mubini. Şu yani. Tamam. Şimdi ne yapacak? Nereye götürecek? Emri de alıyor mu abi? Geçen kısımda öyle mi? Yani mehazda. Yani emri tekbiri emri de alıyor. Yani o böyle anlatıyor. Benim böyle çizdiğim gibi yapmıyor. Metini böyle. Bakarsınız sayfa 70'te. Bunu şöyle yaparsak. Bu ikisi neydi? Lef-i muhafuzu tazamun. Lef-i muhafuz. Tazamun ediyor. Tazamun ne demek abi? Yani orada kasıt ne demek? Tazamun ediyor. Kapsıyor mu? Ne? Kapsıyor ve onu kullanıyor. Bunu kullanıyor. Yani bunlardan mı meydana geliyor yoksa bunları kullanıyor mu? Yani şimdi... Bunlardan meydana gelmez. Bunu kullanıyor. Yani emir tekvinde kardeş. Abi kamerayı şeye çevirsen tahtaya. Tahtaya kamerayı çevirmiyorsun ki. Hangi? Şunu diyor. Öteki emir, Mustafa emir. Öteki bir tane da, bir tane daha sana kar var. Ona tıkla böyle parmağını. Artık öğre. Emir, Mustafa emir artık Mustafa evamir ol. çünkü o orada bir çentik gibi bir şey var böyle. Hangisini görmek istiyorsan ona tıklayınca senin sistem onu alıyor. Tamam abi. Tamam, oldu mu? Tamam, hallederim abi. Tamam abi. Şimdi Hasan abi, bakın şurada dediniz ki, emri tekmini, vücudu ilimleri var, vücudu haricileri yok. Peki kitab-ı mübin benim için vücudu haliciye çıkmış olan değil midir abi? Vücut haliciye çıkmış şu andakidir. Tamam.
Peki burada kitab-ı mübinde imam mübini kapsıyor diyoruz evamiri tekvini. Şey emri tekvini. Yani vücuda çıkmışlar mı çıkmamışlar kapsıyor. Peki ama sen dememiş miydin? Çıkmışım, bir de melekül tarafı var. Onu sen aslında kastın. Vücuda çıkan peki nedir? Mazi mustakbelden kopuk mu? Hayır. Aslı neslini içine alıyor. Hasan abi. Efendim abi. Abi fıtrat-ı selimemiz Cebrail aleyhisselam mı oluyor? Fıtrat-ı selime sırf Cebrail değildir. Dördüdür. Fıtrat-ı asliye. Mesela Cebrail'in bizdeki karşılığı dima'dır. Azrail'in bizdeki karşılığı şu anda vücutta bulunma şekli şeydir, ruhtur. Mikail'in bizde bulunması, Mikail insan oluşumuzdur. Kalptir ya. Mikail yani beşeriyet. Beşer oluşumuzdur. Kürs. İsrafil'in bizdeki karşılığı hayattır. Cemül Cem ve hiçbirisi ben değilim. Ben zannettiğim benim. Vefat anında surette sureti Azrail gelip canımı alacak. Sureti böyledir. İçseli enfusi tarafında Cebrail şey Azrail gelmeyecek. Azrail buradan gidecek. Zaten burada. Azrail gelecek alacak canımı suretidir. Kanuniyeti zaten Azrail bende gidecek. Gideceğiz ya. Yani. Tamam. Hasan abi. Dinliyorum. Bu sizin derslerinizde söylediğiniz var ya Allah-u Teala'nın ey sema suyunu tut şeklindeki emriyle anında dönüşmesi. Emirle nasıl ilişkilendirebiliriz onu? İşte 25'in işte bazen kudret makamında emir, bazen emiri de kudret, kudreti de emir kullanıyor. Niçin? Eylemsel hali emrin kudret kullanıyor. Somut kullanırken Adem, Almanya'dan Adem o. Mesela emrin soyuttaki kullanırken kudretini kullanıyor. Kudretin somuttayken. Ha öyle mi? Yanlış dedim. Emrin somuttayken kudret kullanılıyor. Kudretin vücut tarafı, soyut tarafı kullanırken emir kullanıyor. Mesela şöyle diyeyim. 25. sözde şöyle geçer. Hepimizin bildiği yerden örnek vereyim. Allah diyor ki Celle Celaluhu, semaya suyunu kes. Arza diyor ki suyunu yut. Allah semaya derken kesiliyor, kesilirken diyor. Kelam, kudret, kudret kelam oluyor. Bunu latif nüktelerde anlatıyor. İsterseniz ben biraz oraya gideyim. Hemen kaç iki sayfada acele ettik onu o zaman ben kullanayım buraya geçeyim. Hemen 106. sayfada yeri gelmişken latif nükteler 38. sayfada kullanıyor. Diyor ki o kadar çabuk oluyor ki der emrettiği anda oluyor olduğu anda söylüyor. Kelamı kudret makamında kullanıyor gibi orada söylüyor. Mesela okuyorum bak. Yani emri tekviniden gelen hurufat, emri tekviniden gelen hurufat var ya harf. Evet. Elif, lam, mim, ha, mim, nun. Vel kalemi ve ma yesturun. Ruf-u mukatayı söylüyor. Emri tekvinide gelen hurufat maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder. Huruf-u mukata olduğunu söylemek için yaptım. Orada öyle geçiyor. Elif, la, mim, hamimler diye geçer. Ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Şimdi diyor ki bazen emri kudret yerinde kullanmasının sebebi neymiş?
Onun el cevap 2 satır. 3. Evet, emir ve iradenin bu gayet hafi ve vücudu maddileri gayet gizli ve havayı adeta nim manevi, nim maddi nevindeki mevcudatta emri tekvini aynı kudret gibi asarı görünüyor, belki aynı kudret olur. Yani emri tekvini aynı kudrettir, aynı eylemdir. Mesela elif lam mim emri tekvinidir. Ama kendisini kudret olarak gösterebiliyor. Mesela şöyle bir misal şey yapayım. Olur mu bilmiyorum. Nasıl böyle hurufu mukatta maddeyi değiştiriyor? Gerçi bizim Risale-i Nur'da sebepsiz sonucu intikal etmek, sebeplere fazla şey yapmamak, iki taife çok zorlanıyor. Bir tıpçılar, iki kimyacılar. Çünkü o kadar sebep esas alınmış ki sebepsiz sonuç düşünemez hale getirildik. Mesela ihsanat-ı mahsusa, imdadat-ı hususiye, inayeti hassa. Var ya, sebepsiz Allah'ın vermesi, mucize, keramet, ikram, inayet gibi şeyler, bunlar sebepsizdir. Ama anlamak çok zor. Şimdi, şimdiki fene göre söylemeyeceğim. Kuantum fiziğinden de söyleyeceğim. Ama ilk önce eski fene söyleyeyim. Bu huruf-u mukatta maddeyi nasıl değiştiriyor? Yani ben adam nasıl düzelecek? Bir, sayfaları söyleyeyim. 246 sözlerde insanın fıtratını bozan bir, yanlış yollara sevk eden iki, erva habiseymiş. Fıtratı bozuyormuş. Eylem bunlar. Yanlış yollara sevk ediyor. Eylem. Erva habisi nedir? Donmuş ruhtur. Ama habis. Erva haliye de var. Donmuş ruhtur. Tamam mı? Şimdi bunu neyle giderilir diyor. 258 sözler gene. Tılsımat-ı Kur'aniye ile diyor. Tılsımat-ı Kur'aniye nedir diye. Oradan da latif nükteler 32'ye gönderiyor. 28'e. Huruf-u mukatta. Şimdi huruf-u mukatta maddeyi nasıl değiştiriyor? Eski fiziğe göre söyleyeyim. Eski fizik dediğim şu anda bilinen Türkiye'deki fizik. Kuantum fiziği değil ya. Eski fiziğe göre şöyle. Bir atom düşünün. Atomun merkezinde proton var. Tamam. Onun ilk etrafında dolaşan bir elektron var. Şimdi protonla elektron arası boştur diyor. Boşluktur. Mesela diyor, proton o kadar ufak ki protonun büyüklüğünü atom kadar yapsak, gözükmeyen atomun çekirdeği var ya, proton. Hepiniz okumuş insanlarsınız. Beken cahiliniz benim. Protonu misket kadar büyütürsek, benim misalim değil, bu bilim adamı, ve Londra'ya koysak demiş. Ona en yakın geçecek elektron İstanbul'dan geçer diyor. Londra ile İstanbul arası boşluk. Madde bu kadar boş. Boş dünya. Bir tanesi dedi ki, peki o zaman maddenin içinde niye düşmüyoruz? Sen de boşsun da ondan. Çünkü sen de madde ile... Şimdi ne diyeceğim? Latifiz bir tarafa, hakikaten sordu. Şimdi ne var bilmiyoruz diyor. Fen, kuantum fiziği değil. Kuantum fiziği unutmayın, baştan aşağı kadar, A'dan Z'ye kadar İslam'a çalışıyor. Onun için kuantum fiziği çıkmasın diye Einstein bilmem ne teorileri çıkartmış. Bildiği halde bu kuantum teorisinin üstünü kapatmış o adam. Çünkü kuantum tamamen Allah anlatıyor. Yani ahireti anlatıyor. Bir anda her şey olması gereken her yerdedir. Her şekilde bulunabiliyor. Niyet ve nazara göre madde değişiyor. Yani sistem değişiyor. Kuantum fiziğinde eşya bakanın niyetine göre eşya değişiyor. Yarık deneyi buna delildir. Bunu adamlar kendileri söylüyor. Bunu Einstein biliyordu diyor. Kapatmak için en az 50 sene 60 sene bilim insanından çaldı diyor. Şu anda lanet diyorlar. Ben bizzat kendi yazdığını gördüm bilimin. İngiliz bu. Kendisi ateist. Bu cen meselesinin başında olan adam, sonra ben artık Tanrı'ya inanıyorum
İsviçre'deki Cen deneyinde olan ve Einstein'ı bunu diyor bilerek kapatan, onu kastediyor, lanet ediyorum diyor. Bildiği halde diyor bunu kapattı ve 60 sene gitti diyor. Kuantum fiziği tamamen tevhide çalışıyor. Şimdi diyor ki adam, protonla elektron arasında bu kadar boşluk mu var? Var. Nedir bu? Bilinmiyor. Bir bilim adamı geldi dedi ki bu atomda bile diyor kara delik var diyor. Kara deliktir diyor. Şimdi ben şeyi söyleyeyim. O atomun proton ile elektron arasındaki ara boşluğu biz ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyille dolduruyoruz. Niyetimizle o oraya sokuyoruz. Niyetler, ihtiyaçlar, iştiyaklar, meyiller var mı? Bu vardır. Bende meyil varsa, meyil olduysa, mevcut değil ama vücuttur, soyuttur, vücudu vardır. Bende çıkmışsa, bendeki maddeyi, hücreyi, su, vücudumu oluşturan %76 su, onun protonla elektron o ara boşluğu niçin var? Benim ihtiyacım, iştiyakım, incizabım, meylim, yani benim temayülüme göre maddenin protonla elektron arasına giriyor. Bu enerji. Düşünmek enerjidir. Cezb enerjidir. Çekilmek enerjidir. İştiyak enerjidir. İhtiyaç enerjidir. Meyil enerjidir. Hep sırayla söyledim. 4 tane. İyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil, evamir tekvini. Bu protonla elektron arasındaki o ara boşluğunu doldurandır. Nedir? Şimdi ustad diyor ki huruf-u mukatta maddi ilaçlar gibi tesiri azimdir diyor. Barla da diyor ki 1000 nafi ilaçtan daha tesirlidir. 100 diyor galiba. Veya 100 veya 1000 nafi ilaç. Nasıl? Ya bu manevi böyle bir anlayış mı? Hayır. Maddeyi değiştireceğini söyleyeceğim işte. Bizdeki o manevi hamim kilit, anahtar, musluk gibi bu hava aleminde şifre ilahiyedir. Bunlar buradan öteye açılan kapının anahtar mandalıdır. Kapılarda eskiden böyle kilit de yapardık. Tuş. Peki şimdi insanı görünce açılıyor kapı. Daha gözüne bakınca açılıyor. Daha ilerisi gözü kullanabilir. Daha ilerisi senin ısınla, duyarlılığınla açılıyor kapılar. Hassas istihbarat daireleri ısıyla açılır. Gözle de açılmaz. İlk önce kilit. Bakın. İlk önce kilit. Sonra terakki etti. Bir insan gözükünce açılıyor. Lambalar gibi. Biraz da gitti. Göze bakınca açılıyor. Mesela benim cep telefonu. Hepinizin söyledi. Göze bakınca açılıyor. Hasan abici. Deme şimdi. Tamam. Şimdi açılıyor. Nasıl oluyor peki? Maddenin benim ısım nereye giriyor diye maddeyi değiştiriyor, kapı açılıyor. Eyleme dönüşmüş. Şimdi protonla elektron arasındaki o boşluk niye var? Senin ihtiyacın, iştiyakın, incizabın, meylin girsin diye. Maddeyi buradan değiştiriyorsun. Eylemsel olarak göster misalini. Simahum fi vucuhihim min eseri sucudu. Simalar niye değişik? Niye namaz kılanın, zekat verenin, gayrimeşru yaşayanın, Alevisi, Sunnisi, Mahmud Efendi'nin cemaati, Menzil, Nurcular, niçin değişiyor? Madde niye değişiyor? Hepimiz aynı sofrada yiyoruz. Senin hala, hatta senin anlık siman, anlık ter oranı, terdeki koku, terdeki madde, başka anlık kokun, koku. Herkesin anda kokusu değişir. Mesela İbrahim hakkında görürsünüz. Terim pis kokuyor diyor. Şu parfüm kullan demiyor. Ahlakını düzelt diyor. Ahlakı ağır olanın kokusu ağır olur diyor. Bazısı mis gibi kokar. İşte Allah Resulü'nün oradan geçtiği zaman sahabe nereye gitti? Cep telefonu yok. Gizli hangi mağara nereye gitti? Hangi kimin evine? Sahabe kendisi diyor. Biz diyor onun geçtiği yolları kokusuyla onu bulurduk. Bu realitedir. Nefsül emirdir. Keramet mucize değildir. Allah'ın mucize gibi gözüküyor bize ama Allah'ın esmasıdır. Bu mümkündür.
Sana bir girebilir miyim biraz devreye ya? Unutacağım yoksa. Tamam hadi. Benim kafa çalışmıyor fazla. Şimdi Hasan abicim. Şimdi bunları yazıyorsunuz ya. Ama ben hurufu mukattadayım ya. Buraya indirmezsen. Yok. He. Yani ama şunu bir söyleyeyim abi. Söyle. Şimdi bak emri tekbiri diyorsunuz. Ben de Harun gibi hani bir bendeki karşılığı bendeki karşılığı demeye alışkanlığım ya. He tamam. Şimdi bakın. Kitab-ı Mübin ve İmam Mübin demişsiniz. Şimdi İslam ve iman dersek. Tamam. Oradan da ihtiyar ve irade dersek. Tamam. İkisini birden cem eden bendeki zihin dersek. He. Yani tekvinin karşılığı zihindir dersek. Yani böyle bir şey diyebilir miyiz abi? Diyebiliriz. Dur acele etme. Tamam. Şimdi gene oraya geliyoruz. Şimdi protonla elektron arasında o bendeki dört tane vamiri tekvini var diye ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bunları nasıl değiştiriyor? Latif nükteyle Osmanlıca'yı çevrilmiş orada. 258 sözlerde tılsımat-ı Kur'an'ı ile değişirsin. Bağırla 60'da mütedeyin bir hekimi hazığın diyor. Nasihatı hekimi hazık. Mesela doktor Fikret'e adam geldi. Sırf doktor diye bakmıyor. Tanıyan doktorlar, hastalar. O der ki manevi bir şahsiyettir. İki dünyayı da biliyor. Manasına da vakıf. Allah'ını da biliyor. Maddeyi de biliyor. O zaman ona protonla elektron arasındaki o ara boşluğu bundaki buna bakışı manayı ismi değil manayı harfi olarak baktığı için niyeti nazarı değişiyor. Niyet nazar mahiyeti şey nasıl değiştiriyor onu anlatıyorum. Niyet ve nazar. O protonla elektron arasında kişinin niyet ve nazarı değişiyor. Kuantum fiziğinde gözlemleye göre o adam yani kuantum fiziği hareket ediyor. Gizli koymuşlar kamerayı. Kuantum fiziği beni mi aldatacaksınız diyor. Beni aldatamazsınız diyor. Gizli kamera koymuşlar. İzlendiğini bildiği için gene fiziken hareket etti. Fiziken hareket ediyor. Sebabı bir. Baktı kimse izlemiyor. Bu ihlasla hareket ediyor. Olması gereken her şekilde olabiliyor. Yani fizikte kalem olması gereken bir yerdedir. Bu buradadır, burada değildir. Kuantum fiziğinde bu kalem olması gereken her yerdedir. Yani birisi ihlas, birisi ihlaslı değil, riyakar. Riyakarlığın da sebebi vardır 20. liman ama birdir. Her bir ameli mutlaka Allah adı adil olduğu için amel olduğu için riyakarane yaptığı için bir sebebi var. Ondandır ki küfürde dahi ihlas var diyor. 20. levhada ihlas mesela masonlar ittifak etmiş. Bu küfürde de bir ihlas diyor. Yani samimi olmak. Niçin? O bir sebaptır. Birileri çoğaltmışlar. Ama manevi olursa ihlası ihlas için yani amel yaparsan o madde bir değil. O zaman kuantum fiziğine iniyorsun. Olması gereken kadar oluyor. Maddeyi değiştiriyor demek istiyor. Tamam mı? Şimdi biraz sesini yükselt tamam. Oradaki ara boşlukta eser mi diyeceğiz ona yoksa enerji mi? Harika. Çok güzel. Güzel bir soruydu. Şimdi protonla elektron arasında proton cinsindendir. Bu esirdir. Esirin için oraya niye boşluktur bilmiyoruz diyorlar. Duman diyorlar. Şu anda kuantum fiziğinde proton ve elektron böyle dönüyor değil. Hepsi birden var olup yok oluyorlar. Duman gibidir. Muayyen bir yeri yoktur. Böyle dönüş yoktur. Orada bir bulut gibi. İhtizaz. Kur'an'da iki tane ayet var. İhtizaz şeyde geçer. Halkın cedid 30. sözde geçer. İki tane ayet. Haşiyede geçer. Halkın cedid. Lef-i mahfi ispatı anlatırken anlatıyor. Bulut şeklindedir kuantum fiziğine göre. Artık dönmememe değil. Nereye sen nerede olması lazım diye o elektron oradadır. Buradan geçerken böyle burada değil ya. Hayır. Gözlemleyene göre o elektron oradadır. Her yerdedir. Hiçbir yerde değil. Ondandır ki şu anda ben, şaşırmayın iyi tutunun kuantum fiziğine göre söylüyorum. Şu anda dünyanın her yerinde ders yapıyorum. Şu anda her yerdeyim. Ama
fiziğe göre bir yer değil. Kuantum fiziğine göre keramet nedir? Her yerde olan ben, Karos, Karadeniz'in yaylasında Devri Hoca bu fiziği kaldırdığı zaman, fizik altı, metafizik, kuantum fiziğine nüfuz ettiği zaman ki oraya bakar ki herkes var, Hasan kardeş çıksın bu tarafa, Hasan kardeşi seyrediyor. Ama orada olması gereken herkes var. Herkes her yerde. Kamerada mesela enerjiye daha çok yaklaşıldığı için teknolojiyle şu an Amerika'daki kişi canlı olarak ekranındasınız şu an. Şu anda ekranındayım bak. Evet şu anda. Enerji boyutuna, esire daha çok yaklaşıldığı evet. için siz bir şeyle, evet. Teknolojiyle. Şu an orada aynı anda bir şey. Peki eskide derdik bir insan birkaç yerde olması Somuncu Babaçı vay dört kapıdan çıktı. Tamam. Oraya biraz enerjisi yüksek olduğu için protonla elektron arasına yoğunluğu fazla olduğun zaman maddeyi bizatihi değiştirmiş. Madde oradan değiştiriliyor. Bunu Japonların su deneyinde 7 sene şey yapmışlar ve gizli tutmuşlar. Yani bir bardak suya biliyorsunuz bunu da yani yanında güzel veya kötü konuşmak suyu değiştiğini. Buradan nereye, niye gizlemişler, ne alakası var? %76 su olan insanın psikolojisinin veya maddesinin böyle düşüncelerini nasıl değiştirir su anlatıyor. Şimdi kuantum fiziğine göre ahiret nerede? Şu anda ben kuantum fiziğine göre neredeyim? Ahiret de orada. Şu anda fiziğe göre bir yerdeyim ve gene bilim insanlara göre, Müslümanlara göre demiyorum, bilim insanlarına göre kuantum fiziğine göre ben dünyanın her yerindeyim. Her yerinde şu anda ders yapıyorum ve fotokopi değil, hepsi asıldır. Hepsi aslı, aynı anda iletişim kuruluyor. Ondan sonra orada risade misal vereyim. Hafız Ali burada mı dedi dua ederken Çamdağ'da? Yok ustadım. Duam amin dedi diyor. Duanda amin duyuyor. Ondan sonra Hulusi abinden naklediyorum. Tren mesela haftada bir geliyor. Ustadı ziyaret etmiş. Trene kaçıracak. Az dakika kaldı. Kalkmak istiyor Hulusi abi. Ustad diyor ki ama Sadık, Sıdık diyor. Kal diyor. Ustad bilmiyor mu bunu trene yetişeceği? Trende kaçta kalkacağını da biliyor. Dakikalar kalmış. Ustad hala kalk demiyor. Tamam. Ondan sonra iş teslim. Tamam. Hadi Hulusi git demiş. Bismillah demiş, kapıdan ayağını çıktığında kapıdan çıkardı, kafayı trenin içinde görmüş. Alttan maddeyi katlamış, onu örnek göstermiştim size. Şöyle yapabiliriz. Şuradan, şöyle yapayım canlı. Şurada mesafe. Katlıyorum. Komutan yapmıştı ya. Katlıyorum. Sonra burada olan bir şeyi, buradan buraya hemen iğneyle geçiyorsun. Geçiyorsun pat, ama açtığın zaman mesafe var. Alttan mesafe katlamak, onun adı keramet. Yani bunun adı tayı mekan. Mekan katlanması. Bastı zaman da oluyor. Zaman da ileri gidersin, geri gidersin. Yani zaman dene bir şey yok. Çünkü kalbin ve ruhun derece hayatını gelsin. Ben de aslında normalde bizim anladığımız ceset ruha tabi oluyor. O kadar. Bitti. O kadar yani. Yani ama cesedin nasıl ki sima niye değişiyor? Sistem. Yani elektronla proton arasındaki o boşluğu bilimin ne olduğu tanımlayamadığı bir boşluk diyor. Boşluk da değil diyor. Mesela bir başka o ateist bilim adamı ve Müslüman oldu. Onu diyor ki ben biraz ilme de bilime de hasta olduğum için diyor ki o boşluk değil diyor. O şu anda geçerli onun. O diyor protonla elektron arasındaki diyor yer. Niçin tanımlayamıyoruz? Çünkü tanımlayan kişiye göre değişen her şey olabilirken hiçbir şey değildir. Her şey olabilir. Mesela sessizlik niye en güçlü sestir? Her şey olabilirken hiçbir şey olması her şey olabilir. Den gücünden alıyor. Ama ben konuşunca her şeyden bir şey olmuş. Bir şey dedim. Ama sussam herkese göre farklı konuştum. Yani orada kanun bitiyor, namus başlıyor. Her yer namuslaşıyor. Evet. Kanunlar bitiyor gibi. Kanunlar bitiyor. Artık o diyor duman, o ara boşluğu muhtemel
İhtimaliyatın nihayetsizliği var diyor. Onun için tanımlanamıyor, şekillenemiyor o proton nötron. Kim? Gözlemleyen kişiye göre, fiziğin tabiri bu. Bizim tabir, niyet ve nazara göre o ara boşluğunu değiştiriyoruz. Değişince madde değişiyor. Ama şeydir abi, kanunla namus gibi değil. Çünkü namus muayenleşmiş hal değil midir? Evet. O da yine kanuncu yani. Yani namusu ama şunu kastediyor, namus, şunu kastediyor. Yani kişinin, tamam, kişinin kendisi. Tamam, kanun yok yani. Onun şimdi, burayı da bir okuyayım. Ha? Kelam kanunu nasıl değiştiriyor? Mesela dedik ya, suya bir şey okuyor, kelam ediyor. Suya çünkü okuyor. Kelam 433 sözlerde, 430'da olabilir. Kelam 3 tane sıfatı tazamun ediyor. İlim, irade, kudreti. Yani evamini değiştiriyor. Burada meyil iştiyat incizabını mı değiştiriyor abi? Yok, verse, neyse almayayım onu. Kardeş diyor ki, Allah zatıyla insanda, sıfatlarıyla kainatta, Allah'ın diyor, ilim, irade, kudretiyle her yerde, kelam bunları tazamun ediyor. Kelam, kelam ilahi bu sıfatları tazamun ediyor. Neydi arasındaki fark tekrimde? İşte gelecek emir bir kelam ilahi olarak, Kur'an olarak düşünürsen kelam sıfatında karşılık geliyor emir. İki tane şeriat vardır. Yani fıtratınız nasıl soruları soruyor yani dersin gidişatında hepsi var da bak insanı garibime gidiyor ya. Mesela kelamla emir ne irtibatı diyor. Nasıl kelam diyor değişiyor, emri değiştiriyor. Çünkü iki tane şeriat var. Bir kelam sıfatından gelen malum emri tekviniler var ya bu kelam, Kur'an. Helal haramlar. Alebi cezası ahirettedir. Dünyada da var ama. Bir de irade sıfatından gelen şeriat var. Bir irade sıfatına gelmiş bu. Bir de kelam sıfatından gelen. O kelam sıfatı nasıl böyle maddeyi değiştiriyor? Hamim kelam ilim, irade, kudreti tazamun ettiği için. Esma bunların emrinin altında mı abi? Tabii canım. Bunlar sıfa daha çok aşağıda. Bu esma ya. İlim, irade ya. İlim, irade sıfat olduğu için. Peki tekvindeki emir çıktığı zaman ikiye gidiyor. Bir, kelam olarak geliyor. Ol, nereye ol diyecek? Hani demiş ya, Allah kün feyekün, ol dedi. Ve kainat oldu. Olmayana ol, nereye ol dedi. Tamam. İşte tekvinde bu emir. Tekvindeki emir. Ben bir bitireyim de sorarsın gene. Tekvindeki emir sıfata bir vurdu. Kelam. Ol dedi, kelam gibi gözüktü. Emir kelam oldu. Kelam da dallandı. İlim, irade, kudreti tazamun etti. Bu sözlerde sözleri versenize bana. Abi şey diyor benim anladığım. Şimdi bir yerde geçiyor, diyor ki irade, emir ve ilmi tazamun eden emri tekvini diyor. Başka bir yerde geçiyor, irade, emir ve ilmi tazamun eden kelam diyor. Evet, ya bak, kelamla emri tekvinin arasında o zaman ne fark var diyor. Ha işte. Aynı şey mi diyor? İşte, onu soruyor. Şimdi onu dedim zaten ben de. Onu dedim ama anlamadınız galiba. Emir tekvini zatı sıfattan subutu sıfata bu şekilde kelam olarak gözüktü. Emrediyor. Eğer bu emir kelam üzerinde somut olarak gözükecekse kudret olarak gözüktü. Soyut olarak gözükecekse emri tekvini olarak. Emri tekvini. Emir aslında şeyde mücerret emir tekvinde. Emri tekvini kelamda. Bak emir emri tekvini eğer mahlukat noktasında
baktığımız zaman, yani yeni konu olduğu için kullanıyorsunuz. Tekvinin yerini biliyorsunuz. Zat-ı sıfat. Orada ol dedi. Bu kelam mı? Kelam. Kelamı şurada okuyayım da daha kanaat olsun. Okumayı şey yapmayacağım. Sırf orayı göstereyim. Abi sanki onun gerisinde başka bir şey var abi ya. Yani tekvinden çıkması sanki kelam da değil. Arş-ı Rahman'dan gelen daha bir dakika. Daha geride sanki. Ve kainat daha bir tarafı bu. Tekvinden emir olarak, kelam olarak çıkıyor, ilim olarak çıkıyor. Bak şimdi ama emir ya, emir. Abi, tekvinden sanki kelama çıkıyor zat-ı sıfata, oradan ilim, emir. Arş-ı Rahman'dan gelen ve kainatı fevkinde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim bir ve kudret ve iradeyi tazamun eden hitabı ezeli olan elfaz-ı Kur'aniye. Neyi tazamun ediyormuş? İlim, kudret ve iradeyi tazamun eden ve hitabı ezeli olan elfaz-ı Kur'aniye. Elfaz-ı Kur'aniye. Elfaz-ı Kur'aniye. Şimdi kelam subut-u sıfattandır. Biraz da gideyim şimdi daha biraz da okuyayım şey. Şeyi nasıl değiştiriyor abi? Hani Hazreti İbrahim mesela ateş. Yok mesela abi. Onun konuşmasını nasıl ayete çevirdi? İşte mesela değil onun konuşması. Şeytanın konuşması bile Kur'an'da ayet var. Şimdi bu kelam. İçerisinde ne var kelamın? İlim, irade, kudret. Allah iradesini, kudretini ilmiyle içine koydu. Yani mesela şöyle diyeyim, nasıl koyar? Şimdi dersi dersini çalışan, dersini yaşayan, fiilen yaşadığını söyleyen lime tekulunu mala tefanun tesir etmiyor mu? Nasıl bir varsa karşıya. Aynı lafı aynı komutan söylüyor arş, tesir etmiyor. Asker söylüyor, arş diyor, ordu yürümüyor. Niye? Çünkü o arş emi ikisi de eşittir. Ama birisinde ilim, irade, kudreti tazamun etmiş. Yani o adamın kelamı, o askerdeki ilim, irade, kudreti, yani bu komutan orduyu, devleti temsil ediyor. Bu ilmiyle, iradesiyle onun emri aynı kudret oluyor. Mesela ikisi de söyler. Arş söyler. Birisi tesir eder, birisi etmez. Mesela abi ben okumuş... Tamam arkadaşlar, tamam. Ne anladın sen? Kelamsız emir olmuyor abi. Allah şeyinden götürüyor. Abi bir bitireyim şunu. Hiç birimize sormayın. Tamam. Emri tekvini adeta aynı kudret. Çünkü okumadan bu sorular bitmeyecek. Evet, yok, en büyük yanlışı yaptınız abi siz. Tamam, iyi. Bu ders bugün bitecek diye. O temenni kısmı. Temenni kısmı. Bir sayfa bitiremedin abi. Ya doğru. Ama en zor fermuarı ilk takmak. Fermuarı ilk takmak zordur. Sonrası çocuk da çıkarır. Emri tekvini buraya okumak çok istiyorum ki soru kalır mı acaba diye. Emri tekvini bak evamiri tekvini değil dikkat edin. Adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Ustad bak, aynı kudret, aynı irade. Aynı kudret, aynı irade, subut-u sıfattan tezahür eder. Bu noktadan emri tekvini kitab-ı mubine bakıyor. Tohumlarda, nutfelerde emri tekvini olduğu gibi havada da öyledir. Nereye okuyorsunuz abi ses? 206. Biz ağzımızdaki havaya hurufatı ekiyoruz. Ağzım buraya değil. Ağzımızdaki havaya hurufat ekiyoruz. Birden sümbülleniyor. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sümbüllenir. Küçük büyük hadsiz aynı kelimeyi cami bir havayı sümbül veriyor. Bu nasıl oluyor diyor. Yani mesela ben bir şey söylüyorum. Biliyoruz ki hava tek şey değildir. Basittir. Basit derken çok şeylerin olmakla beraber tek şeydir. Yani ben tek bir tane şey, mailimi şey yapıyorum. Bir kelime söylüyorum. Nasıl çoğalıyor tık tık hep hüvelere? Nasıl oluyor? Kelam
aynı kudret. Mesela kelam aynı kudreti olan bir misal hatırıma geldi. Cep telefonunuza, bilgisayarınıza dese ki gafur, telefonu açar, şöyle desen gafur, açmaz. Gafur, açmaz. Hangi üslupla söyledinse açıyor. Ses, kelam kudret olmadı mı? Kelam kudret olmadı mı? Oldu. Kudreti nasıl dönüştüyse hamim de böyle oluyor. Oraya açıyor. İrade bölümü nasıl acaba? Ha. İradede şey. İradede iradeden niçin irade biliyor musun? İn aşağıya. İradeden evamiri tekvine geliyor. Evamiri tekvini nutfe, tohum, çekirdeklerde ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyille irade değişiyor. Mesela meyil ettin, ihtiyaç hissettin, iştiyakın oldu, tamam mı? İncizabın oldu, çektin, çekildin. Birisi çekmek, birisi çekilmek. Birisi de iştiyak, çok istiyorsun. Biri de meyil ediyorsun. Bu kuvvet değil mi, emir değil mi? Evet. Mesela eve geldin, şer olarak söylüyor. Televizyon orada, bilgisayar orada. Seni bak, aç. Emir değil mi? Emir. Aha emir. Emir böyle sağ ol, rahat, huzur ol, marş. Öyle değil. Sureti. Geçmişine rağmen. Sureti. O bir emir var ki bak, 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 bak. Mesela oradan bir aram geçiyor. Bak. O coşma enerji. O enerji şeytandan değil. Şeytanın kendisi o. Ha, o enerji bak, bak, bak. Hayır. O çıkmadı mı? Çıktı. Ne olacak şimdi bakmayınca? Geçti gitti o haram. Onunla alakalı bir haram çıkmıştı o enerji. Bakmadı. Neye dönüştü? Allah diyor ki onun şer hayra. Yübedilullah seyyatımasına. Bu şer enerjisi bakmadın geriye de gidemez. O kemalat. Kemal oldu enerji. Onun için şey diyor şeytan kemalat-ı hayriyeye öyle kemalat-ı hayriye vesile oldu. Niyet işlemi bu. Yani niyet de bu. Niyet de bak. Niyet vücuttur, mevcut değil. Mahluk değil ama şeydir, vücuttur. Mahluktur o cihette. Yani ilmi vücuttur. Niyet. Hayır. Niyet. O niyet ihtiyaç, iştiyak, incizaptan meyil, ahirete, Allah'a meylettiği için o vardır. Vücuttur. Neyi değiştirecek o? Bu benim niyetim, nazar niyetim, evamiri tekviniyemi, evamiri tekviniye iradeyi, iradede maddenin kendisini değiştiriyor. Mahiyeti eşeğe diyor abi. Değiştiriyor, mahiyeti eşeğe değiştiriyor. Yani detay girme. Mesela nasıl değiştiriyor? Adam fizik söylüyor, benim din olarak söylüyorum, anlamıyoruz. Adam din olarak söylüyor, diyor ki, yarık deneyinde diyor, hiç kimse bakmıyor diyor, oradan elektronları gönderiyoruz, olması gereken her şekilde oluyor. Birisi bakıyor, yok olmasa iki tane çizgi oluyor. Bir delikten gönderiyoruz tek. İki tane koyu delik yaparsan, iki taneden elektron gidiyor. Herhalde böyle olacak. Mantık, düz mantık bu. Yani acayip bir şey. Mesela mantığın çözemediği nedir? İki nokta arasındaki bir araya gelmesi bu fiziken mümkün değil, sonsuzdur. Bunun ne kadar mesafe var? Bunu birleştiremezsiniz. Yarısına gel, yarısına gel, yarısına gel. Gel gel bu bitmez. Bu mantık bu fizikte geçmiyor işte bak. Onun gibi. Şimdi adam yarık deneyinde din olarak anlatıyor da anlamıyoruz. Diyor ki ihlaslı değilsen bir, yani beni millet baksın. Milletin görsün beni diye yapıyorsan bir elektron bir elektron olacak. Bir yarık karşıya tamam. Sebabın o kadar. Yok beni gören yok ama Allah var. Dediğin zaman buradan elektron göndersem ben karşıki duvarı her tarafı boyarım. Ha? Şimdi adam ne demek? Elektron buradan geçerken niyetine göre kimse bakmıyor diye olması gereken karşıki duvarın her yerindedir. Ya bu fizik. Bunu mana olarak düşünün. Mana olarak karşıki duvar yerine tamam
karşıki duvar yerine dünyanın toprağın üstünü kabul et. O yarık olan da benim sıfatlarım. Arkasından o elektronlar da iştiyak, incizap, ihtiyaç aynı. Maddeyi değiştiriyor. Madde o değişmemesi zaten akıl anlaması lazım. Niyete göre, nazara göre nasıl madde değişiyor değil. Bu evamir tekine de. Ya bu kuantum fiziğine göre hakikaten değişmemesini nasıl kabul edebilir ya? Maddeyi değiştirirsin. Ya misalde de verdim, yaşantıda verdim. Niye simalar farklı arkadaşlar? İki, niye kelamlar aynı kelam komutanda olsun, sende bende olsun tesir ediyor? Vay be diyorsun. Mesela miras hukukuna ait bir şey okunuyor. Ayet okunuyor. Halam alıyor. Miras hukuku. Mesela veya veşşemsi ve duhaha, hepimizin anladığı değil mi Abdülsamet? Veşşem ve duha ve leyli, duygusal değil ki. Güneşten vaydan bahsediyor. Ne alaka? Çünkü senin duygusal ilim o. Senin anladığın ilim aslında o kelamda irade de var, kudret de var. İradede ne var peki? İradeden aşağı in. Ne var? Evamir tekviniye. Şöyle yapayım ya da bakıyorsunuz da ben de şaşırıyorum. Bak. Evamiri tekviniye. Bir, iki, üç, dört. İhtiyaç. İhtiyak. İncizap. Meyil. Peki bu adamı meydana getiren nedir? Peki ne tazamon ediyor? İrade bunu yapıyor. Ama eylemsel değil daha. Eylem olursa kudreti de sokacaksın. Şimdi biraz şey yapayım, gideyim. Çok orijinal bir ders ya. Yani keramet mi, mucize mi, fiil mi hep birbirine karışmış. Meğer peygamberler ve evliyalar kuantum fiziğini kullanıyormuş. Yöntemini çözmüşler. Mesela İsa aleyhisselam Sam. Nuh aleyhisselamın çocuğunu mezardan kaldırmış. Sam. Kaldırdığı o osurluk. Şimdi bu sisteme baktığın zaman adam ölmüş ama zaten her yerde var. Fiziği kaldırarak kuantum fiziği, metafiziğini görmüş. Kaldırmış suretini hakikatiyle. Sureti buradaydı. Sureti her yerde. İsa aleyhisselam Kadir ismine mazhar olduğu için kuantum fiziğinde de Kadir ismi hükmediyor. Kadir ismi. İsmi azam o. Başka kayyum ismi var. Tamam. Onun fiziğin üstünü kaldırınca fizik kalkmıyor. Çekirdek yok oldu. Ağaç oldu demektir. Yani ağaca dönüştü. Fizik ortadan kalkınca gördüğümüz şey metafizik kendisi. Ama kanunu değişik tabii. Mesela ben aklım burada zannederken mesela diyelim aklım burada. Aklım her yerde aslında. Bir mekanı yok yani. Aklı mekanı yok. Burada taalluk etmiş mesela. Şimdi Kadir ismine mazhar olduğu için suret olan maddenin atom surettir. Kanuniyeti nedir? Metafiziktir. Yani metafizik bize göre enerjidir. Biraz da arkası bak fizik. Arkaya git. Kuvvet. Enerji. Biraz daha arkaya git. Esir. Biraz daha arkaya git. Madde hayat. Biraz daha arkaya git. Aynı hayat. Ya şöyle yapalım. Bir okyanus düşünün. Hortum oldu. Büyük bir hortum. Ve o kadar bir şey yaptı ki soğutur. Buz adalar böyle oluyor. Ben fiziken söylüyorum. Buz adası oldu mu abi? Hortum. O anda da kar yağdırılıyor muydu? Buz adası olunca
o adanın üzerine, buzun üzerine kar yağdırıldı mı? Yağdırıldı da yağdırıldı. Yağdırıldı. Kutuplara doğru bir yer. Sonra hiç güneş görmediği için asırlık geçti o kar. Kurtlandı. Sen abi üstelikleri Kastamonu'da öyle bir şey söylüyor da. Diyor ki her hakikati sohbetine zaman, mekan, manevi radyo hükmünde ve bir işaretle, bir gafta, bir günde, bir devzata olsa da rabıta-i Kur'aniye ve imaniye beraber. Kastamonu 5 mi? Evet abi. 5. Bak. Yani şartta, garpta, radyo. Radyo hücre demektir. Hu, atmosfer. Bak şimdi. Radyo. Şu bilgisayar. Bilgisayarın bu. Şimdi bu nedir? Hücredir. Bu hücre. Bak herkes zaten hücre hücre. Benim karşıma hepsi bölüm bölüm. Hücre. Bir radyo. Ben Amerika ile de konuştum kolaylıkla. Şu an Amerikalı da var şurada, Amerika'da olan. Şurada burada olan da var. Şimdi bilgisayarla şu anda zaman ve mekan kalkmadı mı? Hepimiz aynı yerdeyiz. Yani hakikat dediğimiz zaman kuantum fiziğe göre desek... Yani şu, şimdi kurt kar kurdu. Nedir? Kurttur, canlıdır, gözü kulağı arkadaşın sizin. Ama in aşağı, biraz da gel, kardır. Biraz daha aşağı in, buzdur. Biraz daha aşağı in, su. Dört tane mertebe, su, buz, kar, kurt. Biz kurduz. Yani diyoruz ki, bak kardeşim bu fiziğe aldanma. Bir anda incelse bu buz şey kurtsun ama aslında karsın sen. Daha aşağı inersen buzsun. Daha aşağı inersen susun. Şimdi yapıyorum şimdi. Ben maddeyim. İn aşağıya. Enerjiyim. Aynı yerdeyim bak. Bir yere gitmemek için bunu yapıyorum. Atomdur. Enerjidir. Bir yere gitmiyorum. Esirdir. Maddi hayattır. Aynı hayattır. Hayatın zatı ve aynı hayat cennettir ya. Cennet burada var. Nasıl var? Enerji olduğu gibi. Yani örtülmüş. Şu anda radyo dalgaları var. Boyut farklılığından göremiyoruz. Biraz da gidiyorum. Sayfa 105. Abi, bir şey sorayım ya. Sor. Şimdi Mehmet abiye gene şeydir bu. Hasan abi, arkadaş da az önce sordu ya. Demiştiniz bakın nötron proton çekirdek. Etrafında elektronlar. En yakın elektron İstanbul. İstanbul demiştiniz. Paris, İstanbul şeklinde söylemiştiniz değil mi abi? Arada da boşluk var demiştiniz değil mi abi? Hep boş. Londra, İstanbul. Tamam. Ama şey var, özellik var orada. Bir misket kadar büyütülürse. Proton. Bir misket kadar büyütülürse veya daha da büyütülürse. Daha da büyütülürse. Şimdi şöyle söyleyelim mi abi? Allah Celle Celaluhu'nun sıfatların iki şekilde tecellisi vardır. Celali ve cemali şeklinde. Değil mi abi? Ama aynı anda, aynı yerdedir ikisi de. Abi, bakın ezel ve ezelin içinde ebedin belirlenişi var aslında burada. Tamam. Yani o görünmeyen boşluk aslında ezeldir. Yani orada her şey var aslında. Her şey var. Niçin gözükmüyor? Olması gereken her şey olduğu için kim nasıl ne görmek istiyorsan ona oraya dönüşüyor. Evet. Ne görmek istiyorsan o oluyor. Ebedi sürü. Anladınız mı? Ebedi ceza olabilir abi. Evet. Mesela bu kainat, bu dünya nedir? Olması gereken her şeydir. Sana nedir? Görmek istediğin şeydir. Çocuğunu kaybeden anne için kainatı ağlar. Bir vakıfı seyretmiştim Zeytinburnu'nda. Fit halinde aynı odadaydık. 6 kişi yaşıyordu. Ne bileyim biz de daldık kitap okuruz. O da okuyor. Kalktı böyle bir havada. Camda demek ki yapmazdı böyle ama şuurunu kaybetmiş. Demek ki camdan bakıyor. Ah! Diyor, ben de çalışıyorum. Bakıyorum yani, yalan söylemiyor. Esma'ya bak diyor. Nasıl da gülüyor diyor. Bana mı işaret ediyor? Allah Allah. Tiyatro yapıyor sanki. Allah. Baktım ki samimi. Anladın mı? Tuhaf işte. Allah ya. Yani şeydir, bunlar artık fizik ve kuantum fiziğine göre adamlar artık keramet ve mucizeyi ispat etmeye gerek yok. Yani diyor ki, adam demişti ki, madde nedir? Şey, atom nedir? Maddenin bölünebilir en küçük parçasıdır. Orada nokta, ateistliğini inşa ediyorlardı ve diyordu ki fizikçiler, vallahi ahirete bir küçük bir emare, ipucu.
Ufak bir yol olsa biz onu cadde yapacağız. Ama bu kainattan sonra bir böyle bir yer yok ki. Böyle varlık mertebesi yok ki. Bilim demiyor ki. Noktayı koydu diyor Hasan'cığım diyor. Madde bölünebilir en küçük atom parçası. Bu nokta atom bitti. Şimdi kumsatı var ya böyle. Geliyor belinde inceleşiyorsun. Bir bakıyoruz ki atom en inceleştiği yerde en acayip genişe girdi. Aslında her şey bittiği yerde başlıyor. Başlıyormuş böyle. Şimdi o fizikçiyi aramıştım, o Trabzonluydu. Lisedeki hocamdı. Ama adam kıvranıyordu ahiret olması için ama fizik bırakmıyordu. Burada bitiyor Hasan'cığım diyor. İnan bana diyor, ahirete diyor. Küçük bir emare, bir yol diyor olsa. Maddeden diyor gidilebilecek. Benim kafam fizikle çalışıyor. Ona işaret edecek küçük bir emare olsa diyor Hasan'ım. Ben onu patika yolu, otoban yapacağım dedi. Sonra kuantum fiziği şey olduğu zaman zaten ayıka çıktı. O zamanlarda vardı ama fazla Türkiye'de şey yapmamıştı. Bir şekilde ben onu Suadiye'de aradım. Hocam o çok sevindi. Yaşlı ya böyle talebesi araması. O Hasan'cığım kendine yapıyor. Neyse hocam dedim ya böyle falan dedi. Hatırlıyorum Hasan'cığım, hatırlıyorum yavrum. Çok seviyorum seni. Daha demeden diyor ki oğlum patika değil biz açacaktık otoban. Otobanı kendileri açtı. Ahiretin otobanı kuantum fiziğidir. Onun sözüdür. Allah Allah. Ahiretin diyor otoban yolu kuantum fiziğidir. Aynı dediğin gibi bittiği yerde meğer her şey başlıyormuş. Aslında diyor Allah diyor Tanrı'nın diyor bu bilim insanlarına diyor ikramıdır ama anlayamıyor diyor. Her şey bittiği yerde ben varım demek istiyor diyor. Şey atomda bitti bir baktı ki esas oradan başlıyormuş. Allah Allah. Şu anda o protonla elektron arasındaki adamlar diyor ki olması gereken her şey yani yarık deneyinde gözlemleyene göre değişmesi o proton elektron arasındaki o boşluğu insan niyet ve nazarı ile değiştiriyor. Maddeyi nasıl olmasını istiyor öyle istiyor. Barlada Ustad onu kullanıyor diyor ki bir mütedeyyin bir hekimin diyor nafi bir nasihatı 100 ilaç mı diyor, 1000 ilaçtan, nafi bir ilaçtan daha tesirlidir diyor. Mesela birisiyle sohbet etmek istersen diyor Ustad, ben onu yanına hazır ederim diyor. Kimle sohbet etmek istersen, onun için bizim için diyor, el hakikat için doğu, batı, kuzey, güney, dünya ve ahiret önemli değil. Kimle pat diye hayal demiyor, hazır ederim diyor. Yani üstü kalkıyor. Aa burada ne abi? Allah hepsi diyor. Hepsinizi hazır görüyorum. Ben diyor böyle şey yapalım. Neyse hadi bakalım biraz da gidelim. O zaman abi bitti de aslında. Allah aşkına şunu bir söyleyeyim abi. Yok. O zaman Resulullah'ımız Aleyhisselam Efendimiz dihyek kılığında mı görmek istemiş Cebrail'i? O zaman dihyenin Barla'da der ki ve ustad ona el koymuş. Ustadım diyor. 19. mektup öyle kitaplarda nakille yazılamaz bu kadar hulasa. Bu kadar öz ve az bir kelimeyle yazabilmen için siz manen alemi şahadetten çıktınız. Alemi gayba ve mazinin asıl saadetine girdiniz. Oradaki o Bedir, Uhud'lar hep seyrederken yazdınız diyor. Barla'da geçiyor. 40 mıydı? 40 he. Bak görün ben mi uyduruyor? Ben mi hayal kuruyor? Tamam o abi öyle demiş. Niye oraya koydu Risale'nin küllatı kıyamete kadar küllattı? Hafız Ali abiye has olan bir seyahat mıdır Miraç? Kainatı dolaşıyordum diyor. Kardeşim diyor Besmele'nin sırrını okurken o geçmiş öteye. Dolaşıyordum. Bak ihata edemedim. Mutlak ve muhit olduğu için edemedim diyor. Ben buraya başım döndü. İndim aşağı baktım küçük bir saray var diyor. Ulan buraya bari gireyim dedim. Ulan bunun kapısını nasıl açacağım düşünürken ders yapan bunu bilmiyor ya Miraç yapıyor onda. Besmele diyor anahtar olarak gözüktü. Aa Besmele diyor hatırlatmış. Besmele diye girdiğim için baktım kendimi gördüm diyor. O yüzden 23. söz. Her şey olmuş. Her şey Risale'de anlatılıyor da
kah teşbit, kah temsil, kah benzetme demişiz, paketlemişiz. Cehaletimizle atmışız kendimizi kenara. Allah'a ulaşılamaz, varılamaz, bilinemez, hissedilemez. Allah'tayız biz ya, başka bir yerde değiliz. O kardaki buz suyun neresindeyse biz de Allah'ın esmasının orasındayız ya. Neredesin deymişiz? Allah'ın cil ve cemal nakış sanat, buz, su, buz, kar, kurt. Neyse biz kurduz, su esmadır be kardeşim. Bir kurt, o kar kurdu. Buzun, karın, suyun neresindeyse biz de Allah'ın orasındayız ya. Tamam. Hasan abi, bu Hazreti Musa'nın Tur-i Sina'da duyduğu da esma mıydı? Evet, aferin. Çalıda ve bir de dağda iki şekilde oldu. Çalı ne demiş? Çalı niye denmiş? Çalıda Allah sesleniyor. Çalı fikirlerin, düşüncelerin, bilgilerin, hisleri, malumatların çalı onu anlatıyor. Taneler, kafalar ya. Kafa. Orada taayyün etti. Çalıdan çıktı ses. Ben ateş getireyim dedi. Nereden getireceksin sen de gidiyorsun? Ateş yakmak için ki ateş getirecek. Dağda ateş mi olur? Bir yerden getirecek. Nereden getirecekse getirdi işte. Baktı ki diyor. Abi her şey iki kelime arasında olup bitiyor. Evet oğlum, şu anda zaten iki kelime arasında. Evet. Bizim yani, için. Şu ayar tekniği Allah rahmet eylesin Dehriyus hocam hiç getirip de bir elmayı, armudu, işte kirazı yedemezdi abi. Ne derdi? Mektubu oku. Mektubu oku. Bir gün getirdi, sen seversin bu mektubu dedi. Bak hele diyor, ne diyor dedi. Bunun bedeli budur ha dedi. Getirdiğim değil, ben sana bak, öyle şey için getirmedim. Bir bak hele, İncil'i çok hoşuma şey yapar böyle. İncil'i kendi toplattırmış birisi. Kendisini çıkartmış çarşamba günü inerken. Bu mektup, kesinlikle İncil'i yer demezdi. Bu mektubu okusana dedi ya, ne diyor dedi. Sekizinci sözde geçiyor hocam, ne diyor. Dedim ki sen seversin dedim. Kur'an'da 7 defa zeytinden bahseder, bir defa incirden bahseder. Acaba bu nedir dedim ya. Bir incir ağacı bütün dedim. Nesil oradan oluyor. Ondan sonra şimdi dedim sonra işte vesaire. Allah Allah. Nasıl baktım gözlerine şakaya. Beni daha çıkarmıyorsun dedim. Hadi bakalım biraz daha. En az bu sefer iş yapabilsem. Saat kaç? 4. Emri tekvinin iki ciheti var. Bak, acele edelim gidelim bak. Evet, emri tekvinin iki ciheti var. Birisi mülk, namus, kitab-ı mübine bakıyor. Diğeri emri tekvini melekut tarafına kanundur, imam-ı mübin. Kanunlar imam-ı mübindir, namuslar kitab-ı mübindir. Olması ihtimaller içerisinde olanım ben, namus. Yani 1000 küsur tane, 2000 mi deniliyor, 1600 mü? Elma çeşidi varmış. Ama benim bahçedeki elma namustur. Elma umumdur. Yani hilkat ve bir de fıtrat. Hilkat kanundur, fıtrat namustur. Olabilirler içerisinde benim. Demek ki emri tekvininin bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı var. Nedir o? Kitab-ı Mubin, İmam-ı Mubin. İçten dışa doğru zuhuratları okuyayım size. Gene bir biraz gidelim arkadaşlar. Bu dersi istersek bir daha tekrar ederiz. Daha otursun diye. Bir daha tekrar ederiz bitirsek bile. Çünkü hayatta pek bu ders olmamış. İçten dışarıya doğru. Nereden abiler? Yapacağım şimdi. İçten dışarıya doğru. Nerede yapacağım abi? İçten dışarıya doğru. Nerede yapacağım? Ha, burada mısınız? Hadi bakalım. Siz burada değilsiniz herhalde. Bence de. Siz neredeyseniz ben oraya gidiyorum. Hadi bakalım. Allah'ıma selala senin Ahmet. Emri tekvini tabiri diğerle demiş. Kanun tarafı hilkat, namus tarafı fıtratmış. Merak ederseniz bu defterin 71. sayfasında Risale-i Nur'da delilleriyle mevcuttur. Mesela Ayet-i Kübra'nın başında ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun da anlatıyor.
Bir de 20. mektubu başında hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır. Tamam? Hılkat ve fıtrat. Hılkat Allah var iken hiçbir şey yoktu. Elanda öyle ama esmaların iktizası var, sıfatların iktizası olduğuna Allah bizi yarattı. Bu hılkat. Fıtrat ise bu yaratıkların içerisinde ben olmam, kalem olmama. Ben bu fıtrattayım. Bu fıtratta. Ama bunun da benim de yaratılmakta eşitiz. Hılkatta eşitiz, fıtratta değil. Hılkatta Allah'a muhtaçız. Hepsinde yaratılmışız. Yaratılmak noktasında aynız. Ama benim bu kalemdir. Bu fıtrat. İçten dışarıya geçiyorum şimdi. Bu çok önemli. Hulasa. Hulasanın hulasası. Şimdi parmağını nereye koyacaksın? Tekvine bak herhalde. Emir. Çık dışarıya. Alim emir. Çık dışarıya. Emri tekvini. Çık dışarıya. Kanun ve namus. Şimdi bir daha. Alem emir. Alem tabirini nerede görürseniz. Nerede alem gördün? Parmağını kay. Vacibül vücutta alem olmaz. Mahluk tarafı demektir. İstidat. Nasıl ki kanun tarafıdır. Yani abi orada aslında hayat var. Çünkü ne diyor? Diyor ki hayat bir yere girerse onu aleme çevirir. Evet. Evet doğru. Yani artık genişletebiliriz Mehmet abim. Bak şimdi alem tabirini gördük mü? İstidat tabirini gördük mü? Nasıl ki sıfata. Fıtrat deyince, kabiliyet deyince esmalara, zulümat deyince kalbe, karanlık deyince akla, ne diyecektim? Alem deyince. Alem deyince mahlukat. Vacip tarafı değil, mahluk tarafıdır. Burada evamir olması gerekmiyor mu mahlukat tarafı görürsünüz? Hayır. Emri tekvini, alemi, mesela... Alem emirden sonra olunca evamir... Ondan sonra yok. Kanun ve namustan sonra şey geliyor. Evamiri tekviniye. Öyle mi? Abi namus. Yani ihtiyaç iştiyak ikinci zap. Hani o beni ben yapan olacak. O, namus ona dahil değil mi abi? Namus bir üstte yani. Mesela diyelim ki benim bir alim olmaya, bilmem ne olmaya ihtiyacım var, iştiyakıma meylim var. Ama bu beni namus yapıyor. Yani, namus istidat mıdır abi? Yok, kabiliyettir. Kabiliyet midir? Kabiliyettir. Kanun geneldir ya. Yani istidat, mesela diyelim ki herkes evliya olmaya, doktor olmaya, nur talebesi olmaya istidadındadır. Ama herkes bu kabiliyette değil. Herkes marangoz olma istidadı vardır. Allah yaratmıştır. İstidadındadır. Ama kabiliyeti kabil değil. Kabul değil. Kabulü değil. Yani maşrapası değil. Tamam mı? Maşrapayla su alacaksın. Kimisi kazanla alır. Şimdi ona gelecek o şey. Kanun ne demek? Kanun, namus. Hep cümleyle. Çünkü kanun ve namusu da çalıştığım için bu cümle söylüyorum. Ve onu da okuyacağız arkadaşlar. Yaklaşık olarak namusa 2,5 sayfa, kanuna 5 sayfa. Hulasa. Kanun nedir? Ama burada lazım olduğu için cümleyi söylüyorum. Kanun mutlak ve muhit olan, yani zaman ve mekanın arkasında olup herkese aynı olan. Namus ise, birisi bir daha okuyorum, kanun neydi? Mutlak ve muhit olan, zaman ve mekanın arkasında olup herkese aynı olan, namus ise muayyen ve has olan ve zaman ve mekanda herkese farklı olan. Evet. Şimdi şu iki cümle için... Nerelerde söylüyor? Tamam bir daha kaynağını söyleyeyim. İnce Mesnevi Nuriye 164, İşaret-i Cüzaz 174... Hulasaları sayfa 71'de. Buyur. Onu diyorum abi işte yani şu kanun ve namus diye çalışmadınız maalesef. Ne kadar çalıştınız Allah aşkına şu iki cümle için? Vallahi şu iki cümle için mesela en az yaklaşık en az 2 ay çalışmışım. Ya. 2 veya 3 ay. Yani 2 aydan aşağı mümkün değil. Ama iki cümle. Kanun, mutlak ve muhit. Mekan ve mutlak muhit. Yani zaman ve mekanın arkasında herkeste aynı olan namus ise mutlak ve muhitin tam zıttı, muayyen ve has olan, zaman ve mekanda herkeste farklı olan. Zaman ve mekanda herkeste aynı olan kanun,
zaman ve mekanda herkeste farklı olan namus. Mutlak ve muhit kanun, muayyen ve has namus. Çok korkunç bir cümle olarak bunu yazılacak inşallah. Şey. Yazılmış mıydı? Bu lügatta bu olmamış. Yeni bu çünkü. Sonra yazacağız. Enfusi lügat diye. Aslında enfusi değil ya. Külliyatın lügatını olacak. Allah nasip ederse. Oluyor işte. A kanun. Ya kardeşim sen benim ayağıma bas çık. Uğraşma kanun toplaması çok uzun. Herkese de nasip olmaz. Bu manalar çıkabilmesi için birinci şart tecridi zihin istedi Hulusi abi. Rabbimden diyor, ustada diyor. Dua et bana. Niye et diyor ustadım. Manaları anlamam için beni dünya hadiselerinden tecrid zihin. Yani zihnimi dünyalardan kopart ki bu manalar gelsin. Takva da öyle. Yani herkese şahin nasip olmuyor. Gece bu gündüz yatıp kalkıyorsun bununla. Geçen işte ne için diyordum. Ulan iki haftadan beri uğraşıyorum. Ulan nedir? Yok. Yok ya. Yok da yok. Rabbim biliyor. İki hafta rahat var. Sonra o kadar düştüm ki. Da canım sen ya olmuyor işte. Lan geçtik. Geçtim ha. Geçtim tamam. Altı paragrafa geçtim. Çözemedim. Kaç? Bir iki hafta altını kazın. Ağırlık bastı. Gittim yattım. Kalktığım zaman 33 dakika geçmiş. Ve orada rüyada neydi o ya? Bu budur dediler. Bu da budur dedi. Zahir batın demiştin abi. Ha. O muydu acaba? Yok. Ondan sonra kalktım. Allah Allah. Şimdi desen ki ben bunu buldum. Ben şey yaptım. Allah seni hak ile ihsan eder. Vallahi yok eder ya. Firavun ve Nemrut bile olamazsın ya. Allah'ın sana ikramını nasıl sahipleneceksin ya? Kalktım onu söyledim. İnşallah o gelir o şeyi. Allah Allah. Ha! Şaşıracaksınız. Olacak şey değil. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin, birisi şehadet, birisi gayb değil mi? Arkadaşlar öyle değil mi? Mazi ve mustakbel bir saat. Ne dedi biliyor musun? Olacak şey değil. Akılla olacak şey değil. Gayb ya şey. İmam-ı Mubin. Zahirde Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin'in de batının da İmam-ı Mubin batın. Batının batınısı var. Batının zahirisi var dedi bana. Kitab-ı Mubin zahir, zahirin de batınısı var, zahirin zahirisi de var. Zahirin zahirisi var, zahirin batınısı var. Batının batınısı var, batının zahirisi var. Yani İmam-ı Mubin'in de batın tarafı var. Zahir. Neymiş biliyor musun? Yazayım. Bu akıllı olacak şey değil. Bu akıl delildir ki akıl değil bu. Akıl işi değil. Bak. Doğru veya yanlış bilmiyorum. Haşa bir hiçbir tespite öyle dememişim. Doğrusu bulunana kadar bu doğrudur. Bak şimdi. Yapayım, yazayım bak. İmam Mubin. Emir. İlim. Şimdi Kitab-ı Mubin çok ilginçtir. Bunu antika şeyler yapacak. Ne biliyor musun? İni. İrade kudret. İrade. Niye? Bu sırada çok önemli. Böyle geçiyor. Çünkü buradan bunu buldum. Acaba bu burada mı? Hayır bu. Niçin? Kardeşim bu batın. Bu zahir. Yani gayb ya buna diyor da mazi ve mustakbel. Gayb. Bu hazır. Şimdi bunun batınısı ve zahirisi neymiş? Bana ait değil. Benim için doğru ama doğruluğunu da bilmiyor. Gördüm rüya, gündüz ortası gördüm. Ama deli, halüsinasyon işte. Benim halüsinasyonumu veriyor. Çünkü vuruyor böyle maraz. Bu batının batınısıdır. Batının batınısı. Bu batının zahirisidir. Şimdi bunu önce irade mi geliyor yani abi o zaman? He? Önce irade geliyor değil mi? Şimdi buna geleyim.
Ama dedim ya bu evamir, evamiri, tekviniye bunlar deli bir şey ya. Bizim dünya, Risale'nin bakışımız acayip edecek. Bu emir, İmam-ı Mubin'in şeyi ya bu adam. Bu adam beni hep acayip değiştirdi Osman da onun için diyor. Haletlerimi, duygularımı. Yani zahirin batınısı. Bu müsaaddan bir tane konuştuğunuz bir sürü şeyi aslında çıkartıyor diye sonra. Bu zahirin, zahirin, zahirin batınısı, bak, irade. Zahirin, zahirin, zahirisi. Dur. Hayır. Zahiri zahirisi. Batınısı. Anlatacağım size. Zahirin, zahirisi. Bak şimdi, ezber olmasın. Gafur, Gafur bana bakar mısın abi? Abim, şu ağaç nedir abim? Önce iradedir abi. Ben sana başka bir şey söylüyorum. Bu ağaç ne ağaç? Kiraz. Niye incir demedin? Seçilmiş çiçek. İncir değil de kirazdır değil mi? Ha Allah Allah nasıl bir şey ya falan. Ha ilk kiraz şey incir değil kirazdır. Armut değil elmadır. Bu tercih. İlk önce bize gözüken incir midir kiraz mıdır? Bu irade. İrade zahirdir. Ama eski Hasan kafasıyla ilk önce kudret sonra irade. Hayır bak şimdi. Gafur diyor. Hiç ezberini sokmadan. Bu ne ağacı abim? Ne ağacı? Kiraz ağacı. İncir niye demedin? Değildi ondan. Bu. Ha, bu olması, her şey olurken bu olması irade. O zaman Kitab-ı Mubin neydi? Zahirdi. Zahirin zahirisi iradedir. Zahirin zahirisi irade. Ama bir dakika, bunu vücudu harici olarak tutan, vücudu harici olarak, şimdi Adem Hoca'nın bana bir alimlerden bir şeyi nakletti. Onu nakledeceğim. Bana ait değil alimlerin sözü. Alimler şöyle demiş. İrade ile kudreti ayırt etmek için çok güzel misal verdi. Cezaukumullah hayren kesir. Allah onlara çok büyük hayırlar, cezalar versin. Yani mükafat manası. Ne demek biliyor musun? Bak bir daha. İrade ile kudreti şöyle ayırt diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam aldı bir avuç toprağı. Şahetül vücuhu. Yüzünüz kara olsun. Ve ma rahmeti izrahmeti velakin Allah'a rahmet. Sen attın ama ben attım. Bu diyor kudrettir. Allah'ın kudreti bu aynada gözükmüş. Bu atar gibi gözüküyor ama değil ama kudret. Yani atıyor. İradeyi söylüyorlar. Ağaca gel. Geliyor. Emrediyor. Bizzat yapmıyor. Gelmesi. Ağaca emredip gelmesine Allah'ın iradesi bunda tezahür ediyor. Bu atarken, fiili yaparken gözükmesi, ben yaptım kudret, ağacı çağırması irade. Nasıl ki Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, Allah'ın ecmain, bunlardaki sıfatlar kendi zatı sıfatları değil. Allah Resulü'ndeki sıdıket Ebu Bekir aynasında fazla gözükmüş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın at sıfatı Ömer aynasında çok azami olmuş. Haya, enfusi, böyle içsellik Hazreti Osman'da, ilim Hazreti Ali'de gibi. İşte aslında Allah'ın kudretidir yani böyle. Ve ma rahmetiz rahmet ve lakin Allah'a rahmet. Toprağı alıyor gitmeti. Allah'ın kudreti böyledir. Emretmesi de gelmesi, bakın kendisi yapmıyor, gelmeyebilir, geliyor, irade. O zaman, şimdi diyoruz ki ezber olmasın, bu ne ağacı? Kiraz. Ne incir değil, yanındaki incir var. Ha, demen için, bak kardeşim, Çin'de denemişler, ben bu kardeşleri de sordum. 3,5 yaşına kadar kız çocuğunu hiç çıkartmamışlar. Tamamen kapalı. Dışarı çıkarmışlar, gölgesini görmüş, ağlamış. Yağmuru görünce şaşırmış. Nereye çarpacağım? Yağmur böyle daha gelmeden yapınca ne beklersiniz? Biraz sonra yağmur gelecek değil mi? Nereden biliyorsunuz? Yağmurun gelmesi gelecektir. Gelecektir, gayiptir. Yağmurun yağması gayiptir. Gayb bilinmez.
Gurur. Ha, sen mazinin bilgisini kullanarak geleceğin üstünü açtın. Mazide gurur yapınca 15-20 dakika sonra yağmur geldi. Mazi bilgini aldın. Gittin geleceğin üzerine sopayla vurdun. Musa'nın sopayı vurması, Hasan Musa'yı ayırması gibi. Yağmur gelecek diye nasıl diyebildin? Aslında yağmurun gelmesi gelecek değil mi? Gelecek de gaybtı. Gaybın iki nevi var. Mazi de gaybtır, istikbal da gaybtır. İşte o çocuk niye yukarıdan yağan yağmura anlam veremedi? Mazisi yok. Onun için gösterdim size. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Bitireyim de tamam, söyleyeceğiz. Tamam. Bu mazideki tecrübe var ya, bilgi, ilim, olmuş olanlar, şimşek çaktı, gök gürledi, yağmur geliyor. Ulan gelmesi gayb. Maziyi kullanmadan mazisiz istikbal yoktur. O zaman kişiler geleceği okumaları aslında geçmişi iyi okuduklarındandır. Şimdi sonra. Abiciğim şu yeşil kalemi oturmayın lütfen. Heh. Şu yeşil kalemi alabilir misiniz elinize bir? Alayım. Evet. Benim adımda 5 harf var değil mi abi? Herhalde. Bir tane yazar mısınız abi böyle? Bir tanesini. Bir tanesini. Evet. Şimdi yazmanız kudret mi abi? Ama önce ağır olmasını istediniz. Ben istemedim. Birkaç saniye sonra önce aslında ben F dedim, hayır dedi. A yap dedi. Ben de şaşırdım. Çünkü ben iki tane, inanın söylüyorum, bunda ilmen ispat edilmiş. Demişler ki, şuna tepki için parmağını bas, tepki etmeyince şunu yap demişti. Aslında cihaza beynine bağlamışlar, bu daha karar vermeden bilmem kaç sene önce kendisi karar veriyor, sonra bunda tezahür ediyor, bu basıyor. İnsan sistemine bakılmışlar şu anda, bilimin söylüyorum, din değil bu. Beyinden önce karar veren bir mekanizma, varmış beyinden önce. Mesela diyelim ki cihazı kafama takmışlar. Diyor ki kabul ve red. Kabulün bu, red bu. Ondan sonra cihaz karar veriliyor. Bu adam karar veriyor, çıkan burada şeyle karar veriliyor. Sonra bilmem kaç saniye sonra reddediyor. Oysa bu reddetmeden önce bundan önce cihazı belli etmiş kendini reddedeceğini. Evet. Bu iradeydi, bu ihtiyardı. Elestu bi rabbikum, Allah'a sonsuz şükürler olsun ki iradeyle biz iman etmişiz. Burada da ihtiyarla imanımızı ifade ediyoruz. Nasıl oldu? Oluyor işte. Fizik gibi. Tamam. Şimdi bir baktım içimin içinde ben varım. İçimin içinde ben varım. O ben aslında ne kadar tespit edebilirsem ben olan ben, ben olmayanları tespit etmek için ben olan ben lazım bana. Ben olan beni bilirsem, ben olmayanları bilirim. O zaman bir bakarım ki ne kadar köleleştirilmişim, ne kadar üzerime battaniyeler örtülmüş, ne kadar ümmilikten çıkmışım, anneden doğmuş gibi değiliz, öğretmen yüklemiş, o yüklemiş, toplum yüklemiş, kültür yüklemiş, örf, anane yüklemiş, böyle zanlarımız asıl olmuş, vücut rengini vermiş, duman olmuşuz ya, merhamet ilahi tutuyor da abi. Niye karar verdin Hasan abi, A yazmıyor? Bilmiyorum ki, onu da bilmiyorum. Ben de F yazacak. Ha? Ben de F yazacak. F, işte ben F istedim. Ben de G yazacak. Ben F istedim, Allah biliyor, F istedim, hayır dedi bir tanesi, onu yazdırdı. Böyle yapacağım, zorla yazdırdı. Ben istemedim bunu. Niçin var, bilmiyorum. Herhalde öyle iş olsun. Fazla mühim değil. Ama çok mühim şöyle. İki kişiyiz her daim. Rüştü abi bunu çözmüş ki yemek gel demez. Gel kendini yedir. Beyefendi kendini gezdirdir mi? Ulan dersten geç kaldık şu. Dersten sonra hani çay içiliyor ya, biraz sohbete daldık. Esenler dershanesine gelmişiz. Geç kaldı ne demek yani? Böyle bir şey yok ya. O meğer çaktırmadan balta atıyor. Vakıfı gelmemiş. Gördü. Ya yani onun için değil de. De balta atarken su almaya gelmiş de bana denk gelmiş. Selamun aleyküm abi dedim. Aleyküm selam. Beyefendi kendinizi gezdirdiniz. İyi gezdirdiniz dedi gitti. O kadar birbirine bağlıydı. Kopuk yaşamadı. Sala anladın mı?
sana gafur bir hafta derse gelmedi, ikinci hafta gelmedi. Ya cenazesi olmuştur. Yani kendisi cenazedir. Ya da cenazedir. Ama aramıyorum. Tamam. Peki. Şimdi devam ediyorum bir daha. İçten dışarıya doğru. Emir. Çık dışarıya. Alim emir. Çık dışarıya. Emri tekvini. Çık dışarıya. Kanun ve namus. Çık dışarıya. Evamiri tekvini. Çık dışarıya. Tohum mu çekirdek mi? Çekirdek. Çık dışarıya. Tohum. Çık dışarıya. Bu. Şimdi biraz da gidelim abi. Kanunlar itibaridir. Bu çok önemli. İşaret-i İcaz 197. O kadar mühim ki sayfayı da söyledim. İşaret-i İcaz 197 defterin 73. sayfasına şöyle geçiyor. Kanunlar itibaridir. Vücuda bakar. Namuslar vehmidir. Mevcuda bakar. Bu ders ne işimize yarayacak? Serbest bölgedeki tasavvur var ya arkadaşlar, kanun ve namuslar vehmi ve itibaridir. Emirler oradadır. Emrin sureti oradadır. Bunu yaz diyen bana şeydedir. O tasavvurda var ya serbest bölgede. Tahayyül, tasavvur, tahakkül. Bu ders ne işime yarayacak? Meğer tasavvurumuza zan, bilgi, malumat, şek, şüpheyi hep emirmiş. Emrediyor bize. Kim emrediyor? Onu bulmak ve psikolojini yönetmekte kullanacağız bunu. Emiri. Tasavvurunuzda bilgi şey yok mu? Tasavvurunuzda Osman ne vardı? Zan, bilgi, malumat, şek, şüphe. En önemlisi zan. O zanlar hepsi emir. Emrin sureti. Bize diyor ki yap, dön, ver, verme. Şeytan orada yapıyor. Zekat mesela diyor, ayette diyor ya. Vereceği kişinin yanına gelir. Biter, verme, biter. Verme dermiş. Bak bak. Bak ona bak. Kur kafasını kur. O tasavvurda ya kurtulamıyorum diyoruz ya. İçimizde bize rağmen bir tane şey var. Arkadaşlar emir bize dayatan tasavvurdaki emir. Her düşüncenin vücudu vardır arkadaşlar. Düşünce, bilgi, malumat, zan. Mesela gıybet. İçeri girdi mi? Deme hadi başkasına. Ben sana bir şey söylüyorum gafur. Kimseye deme. Dedi, ne diyorsun? Yemin dahi etse. Çünkü o enerjidir. O tutamazsın orada. Tasavvuru nasıl bize dayatabiliyor? Tahakkülümüz var, sistemimiz var. Tahakkül sistemi var. Eğer o kontrolde değil mi yani? O kontroldedir. Eğer o kontrol görme orada dayatma şu. İçimizde diyor ya. Hangi yere tabi olacağına kalkıyorsun. De. Tamam. De. Yap. Mesela bir hayır yaptık. Doktor sen Tepecik bölgesinin Merkez Camisi'ne gittin mi? Hiç gittin mi Merkez Camii'ye? Yani gitsen git bundan sonra da girdiğin zaman kapıdan girer girmez sağa bir bak orada flaş bir tane lamba takılmış. Oraya uygun mu bir bak. Yani o lambayı ben taktım göstermek istiyorum. İçimdeki emir diyor ki söyle bunu. Ya ben camiye bunu taktım diyemiyorum da. İçimde yok mu? De. Veya deme. Ama işte tasavvurda bunlar var. Taakkul, tasdikler kontrol etmese ki Allah Resulü diyor ya içinizden geçeni konuşmadıkça yapmadıkça cihat budur. Tasavvur emrediyor. Yap, kır, al, ye, yap bilmem ne yap. Olduğu halde dur. Ha, orada tasavvurda içimizden geçen vehimler var. Vehimler dayatıyor. Vehim düşünceler demektir. Zan senin hakkında bir sürü şeylerim var. Ha, niye durduruyorum? Takul var doğru. O üstünü tutmazsa. Ama arkadaşlar tasavvurdaki zanlar, bilgiler, malumatlar öyle bir kağıttaki yazı değil. Öyle bir kuru bilgi değil. Biz kağıda dokuyoruz bunu yani çıkartıyoruz bilgiyi. Aslında içeride enerjidir her bilgi. Dışarıda filmi seyrediyoruz. İçeride film yok. O enerjiye dönüşmüş. Biz dışarıda su içiyoruz. 20 dakika sonra bu enerjidir. Öyle bir şey yok. Su yok.
enerjiye dön. Saçtır, tırnaktır. Tasavvurdaki zan, tasavvurdaki bilgi, malumat, şek. Mesela bugün bir tanesine cevap verdim. Abi hakikat bir tane değil mi dedi. Hakikat Esma-i İlahi adedi artı Esma'nın nihayetsiz mertebesi kadar hakikat vardır. Hakikat tek değildir. Ama şer, yanlış tektir. Yani şir, inkar tektir. Allah'a gösteren nihayetsizdir. Her bir esma doğru değil midir? Hakikat tek değildir. Hakikat her bir esma dediğince hakikattır. Ama şer ise inkar olduğu için tektir, ademdir. Tamam. Şimdi bu derste ne alacağız mesela buradan çıkarken? Bu kadar şey yaptık. Kulas edeyim. Tasavvurda, dimağımızdaki şunu çevirebilir miyiz? Ezber yapmayayım. Şöyle. Onu aç bakayım doktor. Açabilecek misin? Evet, güzel. Ameliyatı. Aman duvara şey yapmayalım. O da iyi boyamış. Şimdi kapat abi. Arkadaşlar, şu tasavvur görüyor musunuz? Şu tasavvurda ne var? Zan, şüphe, belki, ihtimal, şek, tevellüt ettiği yer, bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler, marifetler, kainatın ilmi sureti, zaman anlayışımızı oluşturan şeyler, tamam mı bu? Bunlar var ya, zan, şüphe, hepsi enerji olarak duruyor. Hepsi var. Vücudu var. Mahluk ama enerji ya, enerji. Hasan abi, Allah Allah, bir dakika ya. Şimdi Hasan abi, şu var ya, bu abi emir mi? Emirler, bunların buradakilerin bütünlüğü emir mi abi? Emir. Emir mi? Emir, emrin sureti. O zaman İmam-ı Mübin'in zahirisi. Zahirisi evet. O zaman burası da batınısı oluyor abi. Evet, işte emri böyle sureti buradaki serbest bölgedir. Hayır, şer, hepsi var. Zan, yani zanın ifrat ve tefriti zarardır. İfrat ve tefriti, her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emareden, vasatı sünnetten. Zanın vasatı nimet, şüphenin vasatı nimet, belkinin vasatı nimet. Tamam, nimet. Mesela la ilahe, inkar var. İllallah ispattır. İlk önce inkar var. Yani şey, arkadaşlar, emrin sureti bu alem. Emir. Nasıl dayatıyor bize? Mesela hayal. Hayal var ya hayal. Hadi çık oradan. Hayal kuruyoruz. Şu tasavvurdaki hepsi emirmiş. Emir paketi. Böyle bir bilgiyi değiştirelim arkadaşlar, formatı. Bilgi anlayışımızı değiştirelim. Bilgi değiştirin lütfen. Nedir o? Bilgi, biz konuşuyoruz, kağıda yazıyoruz. Mesela fikret, yazıda, kafanda fikret, senin fikret şeyi, öyle yazımızı yok. Pakettir, enerjidir. Enerji de her bir enerji gücü kadar dayatması vardır. Menfi veya müsbet. Onun için bu emir psikolojimizi de şey yapacak, düzeltmeye vesile olacak. Acayip bir alem. Yani bu sen... Orada bir şey yazmışsınız. Evamir tekniğe demiştik ya, bu kutunun içinde var. Var mı? Var. En üstte. En üstte. Allah Allah. Hani bir ara onu zihindekiler ayat tekniğe, tasavvurdakiler evamir tekniğe demiştik. Sureti olacak. Şimdi emir dediniz. Tam yani nasıl doğru? Emir ya, emir. Evamir, emirlerin çoğulu ya. Evamir nedir? Emir ya, emirlerin çoğulu. Emir. Bak, emir, alem emir, emri tekvini, kanun namus, evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye sureti denecekti. O kadar, ekşi olacaktı. Gelişti lan, sureti. Zihindeki de ayat-ı tekviniyenin suretini. Sureti. Ondan sonra arkadaşlar, böyle beraber gideceğiz ya. Aklım gitti. Yani bilgiler, malumatlar, filmler, resimler, hepsi emir. Hepsi emir sana. Menfi veya müsbet. Mesela diyelim ki beni gördün bir yerde. Bir yerde gördün, tamam mı? Arabayı sürüyorsun. Mümkün değil. Fren yapacaksın, duracaksın.
telefon edeceksin. Emir sana dayatıyor. Hasan abi git bu bak ne yap ne yapıyor. Kurtulamazsın. Allah. Mesela bir misal söyleyeyim. Kur'an okuyorum. Geliyor. Git diyorum ya. Git Kur'an okuyorum ya. Tekrar geliyor. Bu ona ya ruhuna Fatiha gönderiyorum veya telefonla o anda açıyorum da okudum da istifade et. Veya ruhuna gönderiyorum arkadaş gönderdim pat diye yok oluyor. Ondan sonra bir tanesi diyor ki ölmüş ya. Yani. Kur'an okuyorum yalan söylemiyorum size. Ya diyor bana kızmışsın ama diyor. Bana bir Fatiha göndersene dedi. Dedim ki aynı söylüyorum Rabbim. Sana göndermiyor. Sesli konuşuyorum şimdi. Sen bunu hak etmiyorsun. Sana Fatiha göndermeyeceğim. İnan göndermeyeceğim. Ondan sonra gene okuyorum Kur'an. Gene geldi. Ne olur Fatiha geldi. Ne olur. Yok dedikçe sıkılıyorum ama. Hem ondan kurtulayım hem bu sıkıntıdan kurtulmak için ya Rabbi sen bilirsin dedim. Fatiha'yı gönderiyorum. Vallahi hem sıkıntıdan kurtuluyorum hem o adamdan da kurtuluyorum. Allah Allah. Bu emir emir daya. Artık orası burası değil. Hem sağ olan geliyor hem ölü olan geliyor. Yani geliyor size de geliyor. Mesela hayalde de öyle. Birisi tak diye aa resmi çıktı. Böyle bak sana bakıyorum gibi gözüküyor ama aslında onu seyrediyorum. Allah Allah. Çok tuhaf yani. Kuantum fiziği var ya aynen işliyor bizim hafızamızda. Hatırıma geldi. Kuantum fiziği ya. Emir, emir. Üstü açıldı. Aa hayalime geldi. Aa hatırıma geldi. Aa nereden geldi ya? Üstü açıldı kardeşim. Niye? O enerji güç kazandı. Beslendi bir yerden. Tak. Veya o bana, o beni hatırladı, ruhuma bana dua etti, bir dersi dinledi. Ben de şey yapıldı. Mesela birisine çok kızıyor. Kızıyordum ya. Ölmüş yani. Kızma ne olur, kızma. Ya nasıl kızmayayım ya diyorum. Şimdi dünyada ben sesli konuşuyorum, o enerji olarak konuşuyor. Duyuyor mu? Duyuyor inan. Aynen duyuyor. Resulullah dedi ki, sizin duyduğunuzdan daha iyi duyar diyor aleyhissalatü vesselam. Bedir'deki şey. Dedim ki sen böyle böyle yaptın. Az ne olur affet ya. Tamam tamam. Baktım o gururlu kibirli adam gitmiş. Ne kadar mutlaka alttan alıyor. Ne dersem kabul ediyor. Allah'ım. Ondan sonra korktum. Ulan ben de böyle olacağım dedim. Kızdıklarıma yalvaracağım bir Fatiha gönder diye. Hasan abi. Şurayı, şurayı aldınız mı? Zahir ve batın. Zahir'in zahirisi, batın. Onu aslında evet. Çok evet, ilginç ya. Çok ilginç abi. Ama bu da çok şey tuhaf ya. Şu emir, emir arkadaşlar sureti burada. Üç tane emir var. Onu söyleyeyim de. Hemen bu dersin de güzeli olsun. Üç tane emir var. Hasan abi, o tasavvuftakiler suret dedi ki emredenler. İkisi de yani sureti. Mesela orada iki taraf var ya, şeytandan da melekten de geliyor. İkisi de. Şimdi şeytani olanlar da emir midir? Şeyti ademi emirdir yani. Yapmamak mesela. Şöyle diyelim ki namaza kalkacak. Mesela diyelim ki abi biz... emir bir sistem değil mi ya? Sistem. Tamam sisteme herkes müdahil oluyor. Ya enerjinin ifrat tefrit vasatı ya. Yani. Sen her şey. Sisteme sen de nasıl istiyorsan yani sıcak, diye, sıcak diyebilmen için soğuğu yaşamam bilmen lazım. Arkadaşlar şunu size şey paket göndereyim. Ondan sonra ben aslında onu söyleyecektim işte yani Osman'ın da aklına kaptı kalan şey. He. Mesela Celali ve Cemali diyoruz ya sana. He. Mesela Celali ve Cemalilerin çarpışması Kemal'i ortaya çıkartıyor ya sana. Tamam. Kemal'i ortaya çıkartıyor ya sana. Celal ve Cemal eğer emirse Kemal nedir abi? Anladın ama ben şimdi aklım başka. Bak şimdi Celal ve Cemal emirse tamam. Çarpışmasında Kemal çıkıyor. Kemal gelir. Emri üretti. Sonuç. Hayat tek değil mi? Emir. Kemal. Kemal mi? Emirden hayat. Yani tek bununla bununla uğraştığım kadar bu emirde uğraştığım bunun karşılığını bulana kadar uğraştığım kadar bu evamir emrinde yani 6 ay mı işte 2. ayla 6. aydayız 4 ay. En fazla ömrüm buna gitti. Bu kimmiş biliyor musunuz bu adam?
sıfatla karşılığı. Bu adam kim? Bu ilim imiş. Yani emir, emir var ya emri tekvinde. İlme vurunca ilmi emrezeli, ilmi ezeli oluyor. Bu kesin kaderde geçiyor. Kaderde. Emri ilahide irade oluyor. Yani. Yani. Şimdi burada dışarıda ne gözüküyor? İrade zahir değil miydi? İrade ile kudret düşünürsek kudret batındır. Kiraz dedik ya. Ha, bak kiraz neydi? Evet, irade. İradeydi. Hı hı. O zaman dışarıda olan hangisidir? Bu mudur, bu mudur? Rabbani dışarıdadır abi. Dışarıdadır. Kudret. Çok o. Yani şu ikisi hakkında yani başımın beyazı gitti diyebilirim. Ama sıra değişti, farkında mısınız abi? İrade kudretli, kudret irade. Ama yani bence bunu düşünelim. Çok hem de. Sen o kadar ben tam haftalarca düşünüyorum. Mesela çok ben de. Yani. Bence de. Çünkü nereleri nazara alındı? Onun evvelini, ahirini düşündük mesela. Rabbani nedir? Rab, rububiyet idare ediyor ya. Kainatı yönetiyor. Yönetim bu. İlah nedir? İçerisindeki esmalar. Neye götürdü biliyor musun bu? O kadar acayip şey olacak ki. Kulayazı bir Rabbin Nas. Melikin Nas. İlahin Nas. İrade kudret olması lazım sanki. İşte o kadar uğraşıldı ki Mehmet abim. İnşallah. Bir saniye. Ya bu böyle ya az önceki söylediği de öyle değil. Az önce söylediğim zahiri. Ha sor. Öyleyse bu da böyle. Sesini yükselt biraz. Evet. Özür dilerim, çok merak ettiğim noktaya geldiniz. Yani ben daha öncesinde bu alemi şehadet mesela birisi cebirle kolundan tutuyor bir yere getiriyor beni. Yani burada fiziksel uygulama var. Cebirle tutuyor beni emrediyor veya bir yere sürüklüyor. Ama ben bu şu anda anlattığınızın sistemin kesişim noktasını çok merak ediyorum. Yani şeytanın az önce baktı diye emrini bana nereden, nerede bu hangi noktada arkada nerede o enerjiyi bana yüklüyor ki bu alemi şehadette gözüküyor. Yani bu bedende görebiliyorum ama orada sistem de arkada nasıl tesis ediyor ve nereden, ruhtan mı, eneden mi, nereden tesis ediyor? Yapayım. Adem görüyor musun abi? Aa ne yaptım? Ters mi yaptım? Evet görüyorum abi. Ben aslında oraya konuşacaktım. Telefon konuşacaktım. Niye buraya geldim? Allah Allah. Çünkü aynı anlatacağınız şey de öyle. Nereden baktığınıza göre değişiyor sana abi ya. Tamam. Ha oradan konuşacaktım. Zaten adam da dedi ki zaten merak ettiğim konuya geldin dedi. Adem şu tutkartta mısın şu anda? Evet sen hayvolun. Tamam. Şimdi bak. Burayı soruyorsun değil mi? Evet aynen. Evet. Ha, şeytan nasıl atıyor? Dedin. Değil mi abi? Evet geçiş nasıl oluyor? Nasıl tesir edebiliyor? Ha şimdi kalpte kalbe yakın bir lüme-i şeytaniye var. Lüme-i şeytaniye. Yani şeytanın merkezi. Oradan kalbe atıyor. Kalp kabul etmedi. Şetme dönüyor. Ahlaksız söze dönüştürüyor. Geliyor buraya. Bak görüyor musun? Şeytanlar buraya attı. Buraya enerji atıyor. Görüyor musun şeytanın atılışını? Bu kırmızı o. Kamera uzak gösteriyor. Tam net göremiyorum ama. Tamam, dur. Bana müsaade et. Getir. Görüyor musun şimdi? Oh. Şimdi görüyorum. Evet. Getirsene. Yok mu? Abi, tamam. Orada kablo yok mu? Normal. Getir o kabloyu. Ama değil mi? Buradan yakınlaştırıyorum abi. Şu kamerayla yaklaş. Yapabilecek misin? Ya adam niye? O zaman havalı getir. Tak oraya. Ha ona da gerek yok. Ama bir yanaştır adam çok önemli çünkü. Bu kafaya şey yapmış. Yaklaştır. İstersen böyle çevir büyük olsun telefonu. Yapabilecek misin? Ben yapayım mı? Otomatik açayım ben.
4. Tamam. Vay vay vay. Tamam açık. Açayım tamam. Şimdi bunu çalıştırma. Şöyle yapalım. Burada dur. Şöyle bir yapayım ben. Ha şimdi açılacak. İnsan cahil olduğunu tamam. Allah'tan çekilir. Tamam. Şimdi aç. Elin değil de. Tamam. Şimdi yanlaştır. Ehil olsa cahilin... Telefon acayip ateş gibi yanıyor ya. Niye öyle? Hava sıcak, kaç saattir açıldı ya. Ha, yayında olduğu için. Ne yapar, ne yanar? Yani. Yok. Şimdi buraya getirdin mi bak, görsün. Evet. Gördün mü Adem? Görüyorum abi. Ha, bak şimdi şeytan atıyor. Götürsene şeyi ya. Kafir cinler atıyor. Erva-ı Habise olumsuz filmler, şarkı, türküler atıyor. Mevad-ı Şerifler, yani gittiğimiz kötü yerler. Mekanı insana atıyor, enerji atıyor. Çünkü mekan enerjidir. Şarkı türkü enerjidir, film enerjidir. Vesvese enerjidir, düşünce enerjidir. Cemaat komitelerinin habis ruhları, birbirimizi gördüğümüz zaman rahatlatan, onları da böyle, şey onu görünce böyle şeytan çarpılmışa dönüyoruz. Geçmişin olumsuzlukları var ya böyle, hatıralar. Atıyor, enerjidir o, duruyor. Bir de nazar, beddua, ah almak. O da enerji atıyor. Bunlar enerjidir Adem buraya. Burada kırla gidiyor. Bu tarafta da melekler ilham atıyor şeytana nispeten. Müslüman cinler atıyor. Vehim atıyor. Erbaa taybeler atıyor. Yani iyi filmler, iyi dersler. Şu anda siz burayı seyrediyorsunuz. Erbaa taybedir bu. Doğru mekanların insana verdiği enerjidir. Geçmişin müspetleri. Bir de cemaatin şahsı manevisi. Bir de aldığı dualar, hizmetler, müspet nazarlar ve hareketler buraya atıyor mu abi? Burası atıyor. Burası böyle bir karma bir yer. Karma bir yer. Hepsi enerjidir. Fakat hepsi emirdir abi diyorsunuz. Emir. Hepsi emirdir. Her enerji emirdir. Bunları seçmek, Adem'i söylemek istediği o galiba abi. Yani buradaki... Buraya kadar gelsin mi? Geldi. Kum saati gibi, şurası geniş. Şurası ince böyle. Tamam mı? Şimdi buraya geldi mi? Buraya vahiye muhatap olan akıl diyor ki sen kal. Burada bu nedir? Bu çizgi olan şey fehimdir. Fehim süzgeçtir. Sen dur. Yok edemezsiniz. Bazıları diyor ki niye içimde var? Lan insan olduğun için bunlar olacak. Burada dursun. Hiçbir zararı yok. Hatta kemalattır Allah Resulü'nün tabiriyle. Eyleme geçirmedikçe, konuşmadıkça içinizi konuşmadıkça ibadeti cihattır. Buradan bu fehim denilen süzgeçte vahye muhatap olan akıl donanım hakikatlara sahip. Burada alması gerekenleri alıyor, diğerlerini almıyor. Neye benziyor tıp dünyasında? Geliyor hücreye, onu alıyor, onu almıyor. Onu alıyor, onu almıyor. Hücre almıyor. Ona kapıyı açıyor. Hücre zarı onu kapatıyor. İhtiyacı şey kalıyor. Onun için emiyor. Burada akıl vahiy ile boyanmış akıl. Eğer vahiy engeli yoksa burada, vahiy ile donatılmamışsa şuradaki bütün bilgiler aşağı akar. Tamam. Buraya akar, hurda haş olur o adam. Ve hayat anlamını yitirir, kesinlikle intihar eder. Burada süzgeç kalktı. Yani Jack Fab, yani su tek yönlü hareket ediyor. Vahiy ile. Adem oldu mu abi? Allah razı olsun abi. Oradaki o sürülen hangi enerji paketten geçip geçmediğini ayarlıyor. Ona göre tezahür ediyor veya açığa çıkmıyor. Evet, bu fehim denilen süzgeç yapıyor bunu. Tamam abi. Bu fehim denilen şey yapıyor bunu. Sen dur orada. Sen geç. Sen o. Ama herkese göre değişiktir. Mesela bir misal vereyim. Sizi mesela derdiniz olunca burada bana düşüyor enerji olarak. Bir başkası umurumda değil. Adem'in derdi oldu. 50 kıl bir şey oldu. Ama bizi etkiliyor. Bu fehim denilen süzgeç daha önceki mazideki dostluğumuz. Dedim ya 20 dakika sonra kar yağacak. Yağmur yağacak. Nasıl dedin? Gelecek değil mi? Geçmişi kullanmadan geleceğin üstünü açamazsınız. Aslında gelecek
gelecek geçmişi iyi yorumlamakla Haziran gibi olur. Geçmiş ile senin geçmişin değil. Peygamberler tarihini oku. Evliyaların şeyini oku. Hayat şey yani bir şey de zaman diyor. Hatt-ı müstakim üzerine gitmiyor ki geçmişten uzaklaşsın. Zaman helezonik yay gibi gittiği için biraz sıkıştır şey kalem içindeki aynı şeyde olmuş oluyor. Biraz yayı açarsanız mesafe açılıyor. Aslında bastığı zaman tay mekan bu yayı sıkmak açmaktır o kadar. Şimdi saat geldi. Ben burada son veriyorum. Bunun hakkında şu kesin bu bizimle bu şey. Bunun hakkında o da var, bu da var. Fakat o kadar çeşitli yönleriyle bakıldı ki yani bir iki hafta gene bakarız. İrade şeydir, zahirde olandır. Kudret iradenin arkasındadır. O tamam doğru abi ama ilahın zahir mi batın mı, Rabbin mi zahir mi batın mı olduğunu netleştirelim bence. Ha bu hangi? Bu İlah irade mı? Zahirdir, kudret, o kudret batındır. O zaman ondan mutabıkız. Ama yani o zaman kudret batındır. Şu kirazda kudret mi önce gözüküyor sana? Buradan bakıyoruz. Allah canibinden değil. Allah canibinden değil. Şimdi buradan baktığımız zaman kirazdır dediğin zaman yani irade mi öne çıkıyor kirazda? Kudret mi? İrade. O zaman irade öne geliyorsa irade zahirdir. Yok yok tamam da abi. Abi Mehmet abi diyor ki Rabbani mi diyor zahirdir, ilahi mi zahirdir? Rab nedir onu anlatayım. Rab. Allah tasarruf eden, zahirde yazı kışı doğuran, büyüten, öldüren bu. İlah ise bu Rab'lığın içerisindeki esmalar. Fail olan esmalar. Esma-i fiiliyeler. Gözükenler değil. Değil abi işte tam tersi. Yani abi, hatırlıyor musunuz? Rab rububiyete bakmıyor mu abi? He, Rab, evet. Yani yukarıdan aşağıya. Ehe. Tamam. İcraat. Uluhiyete bakmıyor mu? Uluhiyet. Tamam. O da aşağıdan yukarı. Ha bak. Evet. Nasıl hayır ya? Uluhiyet nasıl aşağıdan yukarı? Ben anlatayım bir rububiyetle uluhiyeti anlatayım. Allah icraat yapıyor, rububiyet ediyor. Rab ya, rububiyet. Allah bana tecelli ediyor, beni yaratıyor, nimetlendiriyor. Ayet gönderiyor, Kur'an gönderiyor, peygamber gönderiyor. Ben onun içinde yokum ama. Tamam yoksun daha. Evet. Tamam bak şimdi anlatacağım. Bu Rabbim değil bu. Rabbul Alemin. Tamam. Rububiyet ediyor abi. Tamam mı abi? Beni yarattı, kainatı yarattı, her şeyi yaptı. Sen ubudiyetinle bu kadar... Bu sefer ben bunu Allah Allah, bu Allah yaptı ya. Onaylıyorum vahiyle. Muhatap oluyorum. Kabul ediyorum. Allah yaptı diyorum. Beni de o yarattı diyorum. Kabul ettin mi abi? Allah'ın bu icraatını. Tamam. Kur'an gelince ben, evet tamam. Kur'an'ı kabul ediyorum. Kabul edince ruh bir aynadır. O kabul etmenin adı itikattır. Kabul ettim. İlah olduğunu kabul ettiniz. Ettim yani. İlah olduğunu. Evet ettim. Bak işte hayır. Ben bir bitirsem de olur mu? Ben bir bitim hiçbirinize cevap ver. Şimdi ben Allah'ın kainattaki icraatını, kainatın onun olduğunu Kur'an vasıtasıyla kabul ettim ben. Yani ruh, bu kabul eden de reddeden ruhtur. Kabul ettiğim anda ben de ortaya çıkan, benim o kabulde ortaya çıkan rububiyetine verilen cevaptır. O rububiyete verdiğim cevabın adı uluiyettir. Yani ruh aynasında konuşma. Ha. Rububiyetine onaylamaktan benim ruhumda çıkan ama bana ait olmayan onayım, bana ait olmayan ama bende gözüken uluhiyettir. Uluhiyet haşallah şey mi olur? Buradan zaten kutsanıyor. Bu insanda tezahür ettiğinden dolayı insana demişler ki kutsidir, ilahtır demişler. Aslında bu ruhta gözüken ben rububiyeti onaylamaktan benim ruhta gözüken
uluiyettir, ona aittir. Ama bendeki odur. Bu sefer beni mi sen onayladın dedi rububiyet Rabbul Alemin. Onaylandın, burada onayladığımın adıdır uluiyet. Bu sefer bu onaylandığım anda bendeki Rabbim ortaya çıkıyor, itikat. Sonra Rabbul Alemin bu benim davranışıma bir adım daha atıyor, imanı veriyor. Ha, o zaman rububiyette, uluiyette benim değil. Tamam. Rububiyet, Rab, esmaları tecelli ediyor. Kainat bana rağmen, benimle alakası yok. Kainat icadı yaprakları oynatıyor, vahiy getiriyor. Vahiy, Kur'an'ları falan getiriyor. Ben de bu kabul ediyorum. Kabul etmekten ortaya içimde çıkan, benim ruhumda ortaya kabulden çıkanın adı uluhiyet. O, bendeki o uluhiyet namazda, namazdaki o bendeki o yani uluhiyetle Rabbul Alemin'deki uluhiyet. Bendeki Rab, Rabbul Alemin, bendeki uluhiyet onun uluhiyeti. Kim diyor? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Bu diyor. Buraya kadar uluhiyet demiyor. Yani sana iman ettim. İyyâke ne'abudu, ibadet ediyorum. Sana ibadet ediyorum. Ben sen oldu. Üçüncü tekisal olmadı. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ben, sen o. Alemlerin Rabbi o. Er-Rahman Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Malik-i Yevmiddin. O din günü sahibidir. O. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in de sen. Sana iman ettim. Ha, bunu diyen kim? Ruhumdaki uluhiyet. Bendeki o. Ruhtaki uluhiyet. Ondan ona. Ondan ona oluyor. Rabbimle Rabbul Alemin. İşte bu ruhumda ortaya çıkan kabulün adı uluhiyet iken bendeki adı itikattır. Allah da sen mi benim rububiyetimi onayladın, kabul ettin? O zaman irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu cevaptır iman. O zaman iman nedir? Doğru itikada Allahça verilen cevaptır. O zaman bu zahirdir. Ama ben böyle düşünmüyordum. Fakat çarem yok. Ben irade kudret gücü zannediyordum ama öyle değil ama işte. Öyle değilmiş yani tabii. Yani Rab ile ilahı birbirinden iyice ayırmak lazım. Tamam abi. Herkes kendi bence abi bu şu ders ayrılmayacak ama bir şey hatırlatmak istiyorum abi. Evet. Yıllarca şunun cevabını aradık hep dedikten sonra abi. Kelam sıfatından, Kur'an kelam sıfatından lef-i mahfuzanla kim indirdi? Nasıl indi? Cevabını evet. İstem dışı bir şekilde cevabı geldi. İlah getirdi. Evet. Denilmiştir. Abi. Kelam ilahi. Yani ilahım benim getiriyor yani Kur'an'ı şey. Evet. Hatırlıyor musun sen? Evet. Ondan sonrası bana gelişir Rab oluyor gibi anlıyorum ben abi. Yani ilah daha önünde. Yani öyle de düşünüyorum ama yani Rab, ilahlar hepsi şecer-i hikata tecelli ediyor da benim o canipten bakarsan öncelik soralık yok. Benle bakarken böyle ilk önce hangisi göze öne çıkıyor? Mesela diyelim ki vahiy geldiği zaman ilk önce akıl öne çıkıyor ya. Akıl. Akıl vahiyi kabul edince itikat oluyor. Sonra akıl kabul ettiği zaman buna itikat oluyor. Bu sen mi? Allah da bir adım atıyor bu sefer. Bu sefer kalbe imanı indiriyor. İmanı akla indirmiyor. Hasan abi kabul etmek itikat olması rububiyete cevap değil mi abi? Cevaptır. Cevap verdi. Abi ilah kelimesi zahire bakıyor. Kur'an'da da çok yerde tekrar ediyor. Diyor ki ilahlarınızı getirin. Hep yani şahsa bakan bizim rububiyet içerisindeki o esmalara yaptığımız aynadarlığın neticesi ilahlaşıyor. Abi değiştiririz o şey değil. Çok bu tespittir yani. Bu evet, kesin. Evet, yani Risale'de sarih yok bu. Daha çok Allah'ın yani, kendine bakıyor. Şu bizim abiler, şu ilahın daha önce mesela bir hafta iradeydi. Daha önce bir hafta ilahi. Sonra Rabbani bunları gene gittikçe beraber gene şey yapacağız. Ama böyle baştan beri böyle değildi. Aynı senin dediğin gibi. İlah
Rab'dı ama siz bir noktadan bakınca ilahlarınızı getirin, Rablerinizi de getirin, Rabbinizi de getirin. Bakalım sizin Rabbiniz mi diye var ya, o da var da. Ha, bunu beraber gene çalışınca evamire gideceğiz ya. Evamire gittiğimiz zaman bu gene şey yapılacak ama dursun dedi. Onun için attım. Şunlar şunlara da kafanızda veya rastladığınız zaman kesin şeylerle daha net olacak. Tamam mı? Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.